aşkım, elveda sana. Ben zaten sade ve sadece geçiyordum buralardan. Elveda aşkım, elveda sana. Ben zaten sade ve sadece geçiyordum hayatımdan, geçiyordum buralardan. Sevgili seyirciler, Ramazan bayramının 3. gününden ATV ekranlarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Bizlerle buluşan, kavuşan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Ülkemizde olmayıp da yurt dışında hayatını sürdüren o kadar çok vatandaşımız var ki onlara da sevgiler, selamlar olsun. Stüdyoda konuklar var, seyircilerimiz var. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Zonguldak'tan. Kim getirdi sizi buraya? Kendim geldim, kızımın yanına geldim, misafirliğe. Dedim beni Esra'ya mı götür? Evet, devamlı sizi izliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramları. Çok teşekkür ederim, öpüyorum ellerinizden. Ben de, sağ ol. Çok teşekkür ederim, tüm izleyicilerimize sevgiler, selamlar. Konuklarımızı davet etmeden önce programdaki en coşkuyla ve severek yaptığım bir sosyal sorumluluk projemiz var, o da Tüp Bebek. Tüp bebek tedavisi konusunda ekonomik sebepler nedeniyle deneyemeyen ya da defalarca denemiş olan ama o yeterliliği kaybetmiş, umudunu kaybetmiş olan genç çiftlere çağrıda bulunmuştuk. O çiftlerden biri de sevgili Demet ve Erdoğan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Kaç yıllık evliyiz? 8. Nasıl tanıştınız? Eşimin kuzeniyle aynı yerde çalışıyordum ben. Kendisi söyledi. Böyle bir anım var dedi. Evlenmek istiyorum dedi. Tabii evlenme çağına gelmiştim zaten. 24 yaşındaydım. O şekilde iyi ki de öyle bir şey olmuş. Görür görmez aşk diyebilir miyiz yoksa? Tabii Mersin'deydi benim eşim. Mersin'de yaşıyordu. Doğma büyüme Mersin'de. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ya bir kere buluştuk, görüştük. Yaptık. Ya dedik yani bu yolun sonu evliliğe doğru gidiyor yani, o belli oldu yani. Buna günü sen mi karar verdin Demet mi? Karar ya birlikte karar verdik. Aileler de ilk günden uyum sağladı, öyle söyleyeyim. Şu çok zordur yani, biriyle tanıştığınızda onunla evlenir miyim sorusundan ya da o sorunun cevabından öte, ya biz beraber yapabilir miyiz? Ama ilk görüşmede o uyumu yakalamak böyle herkese nasip olan bir şey değildir. Evet. Neydi sizi birbirinize bağlayan? Biz önden bir tanışma, hani görüşmeden bir konuşmamız oldu. Kafalarımız uyuştu diyelim ya da kader, kısmet artık. Yani kimse... aslında düşünce yapılarınız, evet, hayata bakış, evet, açınız, evet, sizi, evet, bir araya her geçen gün getirdi. Evet. Evliliklerde çoğu zaman bunu konuşuyoruz. Sadece çocuğun olmaması değil, bazen çocuğun olmaması da sorun, sebep olabiliyor. 8 yıllık evlilikte 8 yıl boyunca bir evladınızın olmasını arzu etmişsiniz. Evet. Kim ilk pes etti? Ya olmasa da olur, hiç önemli değil. Ben sana çocuğum gibi bakarım. Yani eşimin, ilk kimdi? Eşimin burada mücadelesi daha fazla benden. Hı hı. Ben onu inkar edemem. Benden daha fazla mücadele etti. Hiç bırakmadı yani. Hı hı. İşte buraya gidelim, şu doktora gidelim, böyle yapalım, şöyle yapalım. Hep kendi zaten önden şey yaptı. Ondan sonra sizle başvuruda bulundunuz. Başvurma geldi. Demek bazı, bunu daha çok kadınlar yapıyorlar. Yani eğer bir çocuğumuz olmayacaksa ben senin hayatına ve bundan sonraki kurmak istediğin o büyük aileye engel olmak istemem. Ben gitmek istiyorum dedin mi? Demedim. Tam tersi aslında, birlikte savaşalım, bir yola çıkalım dedik. Bununla da ilk sizinle başlayalım istedik. 2020 yılıydı değil mi? 2020. Evet, 2020'de size başvurduk. Hani pes etmek yerine savaşmayı tercih ettik. Evet, 2020 yılında doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na yönlendirdik onları, sağ olsunlar, fotoğrafı da gelsin. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda bu tüp bebek konusunda hep güzel hayırlı haberleri aldığımız bir doktorumuz. Sevgiler, selamlar ve iyi bayramlar diliyorum kendisine ve ailesine de. O ilk haber maalesef ki çok hayırlı değildi. Evet, evet. Şimdi tekrar mı başladınız? Evet, 20 Şubat'ta bir transferimiz oldu. Hı-hı. Genetik embriyo ile. Hı-hı. Sonuç bekliyoruz. Yani süreç nasıl ilerleyecek bilmiyoruz ama bir bebeğimiz daha var. Genetikten olumlu gelen.
Bakalım kısmet. Olmazsa ne olur? Olmazsa ne olur? Ali Bey sağ olsun bize çok destek oluyor. Onunla birlikte yola devam. Olana kadar inşallah. Bazen hani olması da olmaması da hayır deriz ya. İnsanın şunu da sorması lazım. Yani Erdoğan baba olmaya hazır mı? Demet anne olmaya hazır mı? Gerçekten o anne ve baba olma, hani bir işi yapabilmek için bazı vasıflara sahip olmanız gerekiyor ya. İnsan şu soruyu da kendine sorma. Mesela Demet anne olmaya hazır mı? Evet. Bir çocuğa bakmaya, onu yetiştirmeye. Evet, evet hazırım. Ya da Erdoğan iyi bir baba olabileceğini düşünüyor mu? Eşimin söylemesine göre iyi bir baba olursun diyor. Güzel bir anne baba oluruz inşallah. Bakalım. Allah inşallah ben sizlere. Ben de o yeterliliği kendimde görüyorum yani açıkçası. Yani Allah inşallah sizlere nasip eder. İnşallah. Teşekkür ediyorum nasip geldiğiniz için çok de. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ama benden bir haber bekliyorsunuz. Evet. Doğru. Zor bir süreç sizi bekliyor. Evet. Kolay bir süreç değil. 9 ay hamilesin. Ben korkuyorum. Sonra uykusuz geceler. Sürekli şefkat bekleyen bir bebe. Yorgun bir kadın, yorgun bir anne seni bekliyor Erdoğan. Hazır mısınız? Hazırız abla. O zaman baba oluyorsun, anne oluyorsun. Teşekkür ederim. Raporunuz da elimde. Olmuş ne kadar? Yani bize bir şey söylemedi Ali Bey ama. 5 haftalık hamilesin. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Oldu bu sefer sanki. Ne var? Oldu sanki bu sefer. Oldu bile. Yani evet. Şöyle söyleyeyim. 40 hafta hamileliğin 5 haftası bitti. İnşallah. Gerisi de inşallah sağ salim. 35 haftalık bir süreç, sonra da ömür boyu sürecek olan o süreç bekliyor sizi. İnşallah. Yolunuz açık i̇nşallah olsun. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Sağ olun. Bu da bayram müjdesi olsun benden size. Sevgiyle ederim. Kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Doktorumuza Ali Osman Bey ne söylemek istersiniz? Ya şöyle Esra Hanım, bizim yolumuz çok uzundu. Sevgili Ali Osman Koyuncuoğlu, biz bir bebek kaybettik ilk başvurduğumuzda. Yola devam dedi, pes etmek yok dedi. Çok iyi bir hekim, alanında çok uzman, çok güzel bir destekçi eşimden sonra. İyi ki yolumuz kesişmiş. İyi ki. Ben de buradan sevgiler, sizlere selamlar gönderiyorum. Şükürler olsun ki Ali Osman Hocam bir müjdeyi daha verdi. Onları sevgiyle uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bundan ediyoruz. Sonraki süreçte beklediğim bir cinsiyet, diğer tarafta da o bebekli fotoğraf. İnşallah. İnşallah. Çok sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun. Mersi. Hayat gerçekten çok enteresan. Kimini varlıkla sınıyor, kimini de yoklukla. İnşallah herkes bu sınavın altından hakkıyla, layıkıyla kalkar. Sevgili seyirciler, programa devam ediyoruz. Konuklarımızı davet edeceğiz. Nurcan Başlı bir hastane ortamında Samet Yılmaz'la tanışıyor. Her ikisinin de aileden ve kendi sağlık sorunları sebebiyle diyaloğa ve iletişime başlıyorlar. Bu iletişim sonunda aşka dönüşüyor. Ama Nurcan'ın kalbini kazanan Samet, var olan tüm hastalıklarıyla ilgili önce kendini acındırıyor ve hem de büyük bir yalan söylüyor. Önce Nurcan gelsin, ardından iddiaların odağındaki o sahte hasta Samet Yılmaz canlı yayında olacak. Bu adam hayatına nerede girdi? Hastanede. Kanserim falan dedi, kemoterapi görüyorum dedi. Evet. Saçlarım dökülüyor dedi. Yanlardan da kazıttırmıştı zaten, ön tarafı dökük zaten. Meğersem ırsıymış. Acil bu akşam ameliyat olmam gerekiyor dedi. Son bir defa dedi görüşelim, belki ölürüm dedi. Sabah beni göremezsin dedi. Ben de kağıtları görünce inandım. Hani siz de görseniz bir rapor, bir kağıt hani. Aslında bir nevi sahte evrak düzenliyor. Sahte evrak düzenliyor. Gözlerinin altına böyle elleriyle şey yapıyormuş, mor artıyor ki hani. Bu arada, o kadar güzel oynuyor ki ben, yani. Bunlar daha hani daha ne derler, buzdağının
Görünen yüzü, bir de bunun altında bu hikayenin devamı var. Bunların hepsini bir çocuk sahibi olabilmek için mi yapıyor? Evet ve hatta şeye bile gidiyor, çapaya gidiyor, oraya buraya gidiyor. Benim çocuğum neden olmuyor diye. Saplantılı bir çocuk. Saplanmış çocuk yani. İstiyorum evet. Diyor. Çocuk sende. Evet ben de. Çocuğun soyadı ne? Boşanamadığım eşimin üstüne çıkarttım biliyor musunuz? Ve daha yeni çıkarttım, bir ay oldu. Bu arada Samet Yılmaz'ı, ben kanser hastasıyım, ilik nakline ihtiyacım var derken aslında oyun mu oynadınız, yalan mı söylediniz? Aynen, kendisini sevdiğim için öyle bir yalana başvurmuştum. Kemoterapi görüyorum diye saçlarınızı her gün kestirdiniz mi? Yok hayır, bir kere kestirdim. Sürekli kestirmedim. Siz niye hasta olduğunuzu söyleyerek bu ilişkiye başlamak istediniz Samet Bey? Ya kendisini kaybetmek istemediğim için, sevdiğim ne? için. Ne alaka ya? Buraya bekliyoruz kendisini. Nurcan, kaç aydır Samet'i görmüyorsun? 4,5-5 aydır. Çocuğunu da görmüyor değil mi? Görmüyor. Görmüyor. Evet. Peki Samet Yılmaz stüdyomuzda buyursunlar. Merhaba Esra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Esra Hanım. Siz de iyisiniz. İyiyim. Kaç yaşındasınız? 31 yaşındayım. 31. Evet doktor. Daha önce başınızdan evlilik geçti mi? Bir kere geçti, ayrıldım. Çocuk? Ondan sonra çocuk yoktu oradan. Çocuk yok. Evet. Ne iş yaparsınız? Elektrik elektronik okudum. 2 yıllık okurken okulu bıraktım. Lise mezunuyum. Hastalığımdan dolayı hatta hastane raporlarını getirdim. Hastaneden izinli olaraktan çıktığımın belgelerini, her şeyini getirdim. Şu anki hastalığınız bambaşka. Evet. Yani ondan dolayı 78 gündür hastanedeyim. İsterseniz raporlardan da acil şifalar dilerim. Teşekkür ama ediyorum. Nurcan Hanım'la Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne tanıştığınızda kendinizi bambaşka bir kanser hastalığıyla evet, tanıtıyorsunuz. Yani, Nurcan Hanım karşınızda bu arada, gördünüz evet, mü? Evet biliyorum. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. Niye? Uzun zamandır ilk defa gördüm. Ondan dolayı. İnsan sevdiği ya da sevebileceğini düşündüğü bir kadına hayatıyla ilgili neden ve nasıl bu kadar büyük bir yalan söyler ve kendini acındırır? Sevdim ve onu kaybetmekten korktum. Ondan dolayı bu yalanı söylemiştim ona. İlk tanıştığınızda hastanede tanışmışsınız. Hatırlıyor evet. musunuz o Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ndeydi. O herhalde çocuğunu getirmiş. Evet. Siz de hastanedesiniz. Evet. Sizin bulunma sebebiniz neydi? Aynı bu ağzımdan kan gelmesinden dolayı hastaneye başvuru yapmıştım. Acil servise. Acil servise başvuru yaptıktan sonra beni kırmızı alan yoğun bakıma aldılar. Kan değerlerim de düşük olduğu için. Bir şimdi gün gerçek boyunca, bir hastalığınız evet. var ama siz onu saklayıp Nurcan Hanım'a o ilk tanışmada ben kanser hastasıyım. Evet yani diyorsunuz. Evet tam olaraktan bilmiyordu çünkü ben bu şekilde söyledim. Ben kanserim dediniz. Evet. Kemoterapi görüyorum dediniz. Evet. Gerçekte kanser hastası mısınız? Hayır değilim. Kemoterapi görüyor musunuz? Hayır görmedim. Bu hastalığı Nurcan Hanım'la tanışmada kullanmanızın sebebi nedir? Kendisini sevdiğim için. Ama sevemezsin ki daha ilk dakika bismillah hastanede karşılaşmışsın. Yok hastanedeydim zaten. Hastanede olduğumda yani tanısı tam olaraktan belli değildi. O andayken o aklıma geldi benim. Yani yalan bir anda onu söyledim. Yalan söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu yalanın sebebi nedir? Yani kaybetmeden korktum yani birkaç kazanmadığın kere şey yaptım. Kazanmadığın birini kaybedemezsin. Merhaba. Ya bana da bir şey diyorlar ama hastalığımın daha teşhisi konmadı. Bakalım araştırıyorlar demek dürüstlük varken sen bu kadına kendini niye en kötü hastalığı söyleyip acındırıyorsun? O andayken o aklıma geldi. Ondan dolayı bir anda onu söyledim yani. Hayır, hastalığı söylediyseniz eğer. Ağzımdan kan geliyor evet, diyebilirdiniz. Bana ilik nakli gerekiyor demeniz böyle uç. Ve bir yalan söylüyorsunuz. O yalanın arkasındaki şeyleri diziyorsunuz mesela. O çok ilginç. Evet, yalanın üstüne yalan geldi zaten. Ben de ondan dolayı zaten pişmanım. Kendisine de zaten daha sonradan belirttim olmadığını. Zaten biz bunu sineye çekmiştik zamanında. Kaç yıl sonra belirttiniz? Yani gerçekleri kaç yıl sonra öğrendin Nurcan? 9 ay, 1 sene falan geçtikten sonra. 1 sene sonra. 1 sene. Evet. Bu arada sana böyle bir hani şey deriz ya, gençler söyler, kal geldi. Hani böyle bir durma hali, bir böyle bir şaşkınlık, bir şok hali geldi. Neden? Neden? Hiç hasta gibi bir hali yok o yüzden.
Senin yanındayken nasıldı? Daha böyle... Evet, bitmiş, tükenmiş. Bitmiş. Şu an cap canlı duruyor. Cap canlı duruyor. Gayet sağlıklı duruyor. Gayet mutlu duruyor. Şu an hani onu ilk kez, 4 ay sonra ilk kez görüyorsunuz. Görünce hani üzüldünüz mü, sinirlendiniz mi, mutlu oldunuz mu? Hani ifadenizi de tam alamadığım için. Şu an kalkıp boğazım geliyor. Yani... Normal mi? Ya bu gayet normal tabii haklı ki. Haklı mı yani? O yönden evet, haklı. Yani hayatıma girip hayatımı böyle mahvetmesi... kurulu bir düzenimi bozması, beni alıp ailesinin yanına götürmesi, ailesinin yanında perişan etmesi, çocuğuna sahip çıkmaması, bana sahip çıkmaması, hangi bir kadın ister ki yuvasının dağılmasını? Sahip çıkmaması değil. Şimdi sonuna gelmeden ben başını anlatmak istiyorum. Sizin o dönemde, Nurcan'la hastanede tanıştığınız dönemde yerleşik düzeniniz, kendinize ait kiralık ya da sahibi olduğunuz bir eviniz... Mevcut bir yaşadığınız yer var mıydı? Yok, hayır. Buraya geldiğimde zaten ben... Hayır, ben Nurcan'la tanıştığınız o geceyi söyledim. Evet, Nurcan'ın evi vardı. Beni evine davet etti. Sizin eviniz var mıydı? Yok, hayır. Hiçbir yer yoktu. İstanbul'da yoktu. Nerede kalıyordunuz? Otelde kalıyordum. Otelde? Evet. Yani otele ne kadar para dayanır? Otelde kalmıyordu Esra Hanım. Pansiyonda kalıyordu. Pansiyonda. Tamam. Pansiyona bile ne kadar para dayanır? Yani çok fazla kalmadım zaten orada. Yani bir geliriniz yoksa... 10 gün kadar falan tamam. Kaldım. Bir geliriniz yoksa giderinizi karşılayamazsınız. Evet. Çalıştığım vardı. Onlara kurum adı vermiyoruz. Bu kötü hastalığı ve hastalıkla ilgili bir siz role giriyorsunuz. Evet. Bu role girmek. Evet. Yani o hastalığı taşıdığınıza karşı tarafı inandırmak için düzenli hastaneye gitmeniz lazım. İşte vücudunuzda atıyorum belli belirtiler olması lazım, ilaç kullanıyor olmanız gerekiyor, işte halsiz olmanız gerekiyor. Tüm rolünüzü size daha çok inansın diye oynadınız mı? Zaten yalan üzerine yalan olduğu için orada onun üzerine oynamıştım ama sonradan sözlü da söyledim. Sözlü olarak bak farklı. Yani role girip bir anda ay bu kadar canlı duramam anlar diye hani böyle halsiz numaraları yapıyor muydunuz? Hayır. Yani kemoterapiden normal... saçlarınız döküldü mü mesela? Onları. Saçlarım hayır. Yani şimdi kemoterapi görenlerin siz de annenizden biliyorsunuzdur. Evet. Bir takım belirtileri var. Saçlarının dökülmesi lazım. Evet. Siz bunu sordunuz mu ona? Sordum. Sordum. Bunun üzerine gidip saçlarınızı kestirdiniz mi? Evet, sıfıra vurdurmuştum. Dökülecek diye sıfıra vurdurdum. Kendisi de yanımdaydı zaten o sırada. Ve hani sıfıra vurdurdum benim saçlar dökülecek. Sonra düzenli tıraş olmaya mı devam ettiniz? Bu iki kere mi ne oldum zaten? İki ondan kere. Sonra da normal uzattım. Ağzınızdan kan geldiğini evet. Ve bunun içinde ağzınızı yaraladığınızı söyledi. Hayır, ağzımı yaralamadım. Hatta raporlarım arka tarafta duruyor. İsterseniz alabilirim. İsterseniz hayatım kadına ilk tanıştığın gün evine giderken ben, rapor sunmuşsun. Hayır. Başka telefonda da söyledin sahte rapor düzenlemişsin. Hayır. O tamam, o kanser olaraktan söylediğim doğruydu ama ağzımdan kan gelmesi, hemoptizinin olması tamamen benim iradem dışında. O gerçek ve, hastalığınız. Evet. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittiğimde zaten beni oradan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etmişlerdi. Samet Bey, bak yine sorunun cevabını alamıyorum. Senin gerçek daha teşhisi belki de konmamış bir hastalığın varken niye bu kadar kötü bir hastalığın var diyorsun? Yok, şu anda koyuldu. Yani Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koyuldu. O zaman niye söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Kendisini kaybetmekten dolayı korktuğum için söyledim. Ya bana. İlişkiniz daha o zaman yok ki. Evine girmek için mi yaptın? Hayır, o zaman zaten pansiyonda kalıyordum. Esra Hanım, ama hayatımı mahvetmek için işte. Şunu bak yani Nurcan, sen de susuyorsun için. Sanki sorun benim sorunummuş gibi ben konuşuyorum ama yani bunu söylemesinin sebebi ne? Ben anlayamıyorum. De ben de anlayamadığım için yıllarca sordum bir kendisine. Bir yıl aynı yalanı devam ettiriyorsun. Mesela sağlık memuruyum evet. Diyorsunuz. O hastalıkla alakası yok bunun. Bu da başka bir yalan. Hayır, sağlık memuruyum demedim. Hanımefendi dedi mi sağlık memuruyum diye? Evet. Hayır. Bir dakika Nurcan Hanım, ben size sorayım. Ya da öyle gidelim. Ben size sorayım. Evet. Siz sorun, o cevaplasın. Beyefendiyle tanıştığınızda babası ne iş yapıyordu? Assubaydı. Babanız assubay mı? Hayır değil. Zaten kendisine belirttim sonradan bunu. Annesinin hayatta olup olmaması ile ilgili hangi bilgiyi verdi? Annem vefat etti dedi. Anneniz hayatta mı vefat mı etti? Hayatta. Hayatta. Evet. Nurcan Hanım'a neden vefat... O zaman görüşmüyordum.
Ondan dolayı bu şekilde söyledim. Öldürdü. Hı. Babanın mesleği yalan. Annenin ölümü yalan. Ben sağlık personeliyim ve bir sağlık kartı göstermiş size. Doğru mu? Evet. Sağlık değil. Sağlık personeli değilim. Öyle bir kart da göstermedim. Nurcan Hanım yalan mı söylüyor? Hayır, ben sağlık şeyini göstermedim. Sağlık ben personeli sağlık kartı falan göstermedim. Ben sağlık personeliyim demedin mi? Hayır, demedim. Sağlık personelini nasıl demedin ya? Hayır, sağlık personeli diye bir şey söylemedim. Her girdiğimiz hastanede ben sağlık personeliyim. Ambulansta teknikerim demedin mi? Senin ameliyat olabilmen için, hızlandırmak için bunu kendin de söylediğini biliyorsun değil mi? Esra Hanım, nereye gidersek gidelim. Sahte evrak var mıydı? Hayır. Havalimanı evrağı var. Hatta telefonum bozulduğu için, kırıldığı için gösteremeyeceğim şimdi. Yeni telefon aldım, onda yok. Sahte şey var, kart var. Havalimanına giriş çıkış kartı var. Allah uçak, Allah. Pilot bilmem nesi. Böyle bir sahte evran. Hayır, böyle var. Bir şey yapmadım. Şimdi hem... İnanın ki var. Sağlık personeli... Ben o telefonu yaptırır, getirir, size gösterir. Ben yaptıracağım telefonu, onun telefonumu, hepsini görmek telefonumda istiyorum. Telefonumda bir sürü mesajlar duruyor. Sağlık bir personeliyle sürü... alakalı hiçbir şey yapmadım. Esra Hanım, bir sürü edeceğim. Kağıtlar var. Telefonumu yaptırın. İçindeki bütün her şeyi size göstereyim. Bana attığı yazışmaları, ailesiyle yazıştıklarımı... Hemen her yaptıralım. Her şeyi ben size delil olarak göstereyim. Peki. Şimdi sahte sağlık raporu hazırlayanın sağlık ya da bir havalimanına ait kartı yapabilmesi mümkün. Çünkü zaten sahte evrak düzenlemek bu. Nasıl yapmış mesela Esra Hanım onu? Matbaaya gidip basmış. Hayır, nasıl yaptınız sahte sağlık raporunu? Ya normal orada şey vardı, onkolojinin orada onan forumları var ya hani. Normal şeyde yani bankoda nereden duran... Nereden buldunuz onu, onay forumunu? Onan forumu zaten şeyinde onkolojinin şeyinin orada, yani bankosunun orada... Onan forumları var zaten. Okudum, kabul ediyorum diye şey yapıyorsun, yazıyorsun. Ondan sonra isim soy isim yazdım. Ben de bunu gösterdim. Ben başka bir şey yapmadım yani. Peki. Devam edeceğim. Size hastalığını söylediğinde hastalığa inandırmak için sizi aşağıda acilde bekletip kendisi yukarıda sanki tedavi görüyormuş gibi yapıyor. Halbuki boş boş dolanıyor muydu? Evet, koridorlarda dolanıyormuş. Doğru mu? Evet, doğrudur. Yani sen aşağıda bekle diyorsun. Her seferinde sizi kemoterapiye gönderirken sarılıyor muydu? Üzülüyor mu ve ağlıyor muydu hanımefendi? Evet, sarılıyordu. Siz de onunla beraber ağlıyor muydunuz? Ya pişmanlığımdan dolayı evet, ağlıyordum. Sayılı günleriniz kaldığı konusunda hep ona böyle sözcükler söylüyor muydunuz? Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum mesela diyor muydunuz? Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum diye kelime falan kullandığımı hatırlayamıyorum. Ama bu kötü hastalığa sahipsen hayatının kısa olduğunu düşünürsün değil mi? Evet, ama yani öyle bir kelime kullandığımı bunu kullanıyor muydunuz? Yok, hayır. Kullanıyor muydu? Sürekli dayandığı şey sadece yarına çıkmayabilirim, sabaha çıkmayabilirim, yarına çıkmayabilirim. İlik nakli gerekli. İlik nakli gerekiyor, çocuğumun olması gerekiyor. Kız kardeşimin iliği tutmadığı için... Daha önceden de annesi öldüğü için, annesine verdiği için, annesi de öldüğü için, kimsenin veremeyeceği için. Peki. Sürekli beni böyle kandırdı. Nurcan Hanım'dan çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Ama bunu yani çocuk dünyaya geldikten sonra ondan gelecek olan ilikle tedavi olmak için. Evet. Bu yalanı niye söylediniz? İşte zaman geçmişti zaten beraberliğimizde. O süre zarfında biraz yaklaşık olarak bir... 4 ay ya da 5 ay falan geçmişti. Ondan sonra işte dediğim gibi kendisini kaybetmekten korktuğum için ben bu şeyi, yalanı ilerlettiriyorum. Devam ediyor. Senden çocuk istiyorum çünkü çocuk bize lazım. Evet. Benim hayatta kalmam, yaşama devam etmem, seninle bir ömür geçirebilmem için o iliği kullanacağız. Evet. Çünkü bir çocuk dünyaya gelecek. Evet. Ve ona göre işte yani çocuk aslında donör oluyor değil mi? Evet. Yani bunu yapacak. Ya bunu bu yalanı söylediğim için yani çocuğumun olması gerektiğini söyledim. Bu şekilde bu yalanın üzerine gittim. Peki bu çocuk planlı bir çocuk muydu? Hayır. Plansız. Evet. Yani bunun üzerine ne bileyim hastaneye gittiniz mi onu merak ediyorum. Hayır, gitmedik. Gitmedik mi? Nurcan Hanım'ın? Hayır, yani çocuğu isteyerek mi yaptınız? Hani hastanede tedavi olup da mı gördünüz diyor. Hayır. Yok, hayır. Tedavi mi oldum ben? Şimdi siz bu bir yıl... Beraber yaşadınız değil mi? Evet. O bir yıllık beraberlikte her gün ikiniz de evde miydiniz? Evet. İşe gidiyor muydu beyefendi? Hayır. Gidemiyordu, niye? Hasta.
çıkıyor. İki hafta beyefendi, çalışıyor çıkıyor. Siz hastasınız ve ağır bir hastalık geçiriyorsunuz. Bu durumda sizin ne yapmamanız lazım? Kalabalık ortamlara girmemeniz gerekiyor. Mikrop evet. Kapmaması enfeksiyon lazım. Enfeksiyon kapmaman gerekiyor. İşte mikrop kapmayacak. Bu durumda senin tüm yaşamına dikkat etmen gerekiyor. Sana kim bakacak? Yanındaki insan bakacak. Nurcan. Evet baktı değil mi? Da yani şey yap. Her gün evdeydiniz. Evet. Bakmamış mıyım Esra saatiniz... Hanım bir sorun. Çocuk ne? Gibi ilgilenmemiş miyim? Şimdi şöyle banyosuna söyleyeyim. Banyosuna kadar yaptırdım. Şimdi şöyle banyosuna söyleyeyim. Kadar sürekli halsiz kemoterapiden aa. Geliyor. Banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini kendi elimle yediriyorum. Tıraşına gittiği zaman tıraşına bile beraber gelmiyor muydum? Götürmüyor evet, muydum seni geliyordun. Tıraşa? Şimdi ben de şunu söyleyeceğim. Kendisi... Şunu öğreneyim. Size o kemoterapi sürecine gittiğinizde orada bir zaman her zaman gelmeyebilir. Geldikten sonra o süreci de gördükten şimdi ben hastalığı taşıyanlar varsa kimsenin de hani böyle kalbi de kırılsın istemiyorum. Ne olur Allah acil şifalar versin. Aa. Samimiyetle söylüyorum bunu. O kemoterapinin de belirtileri var. O belirtileri sergiliyor muydu? Mesela mide bulantısı olabiliyor. Evet, kusuyordu. Siz eve geldiğinizde sanki tedaviyi görmüş gibi evde belirtilerini de gösteriyor muydunuz? Ya midem, yani normal olaraktan midem bulanıyordu. Yani sürekli yani, değil böyle. İstifra ediyor gibi yapıyor rahatsız muydunuz? Rahatsız olduğum zamanlar evet, oluyordu. Öyle peki, yapıyordu, istifra ediyormuş. Hastanın belirtilerini internetten açıp okuyor muydunuz siz? Evet. Okuyordunuz, ha benim şöyle davranmam gerekiyor diyordunuz. Ya evet, o zaman o şekildeydi. Ama ben kendisini zaten belirtim. Esra Hanım, yani bu, şöyle zaten, de... bu zaten şimdi bence şöyle... okuyup yazmış, kendisi oynamış. Yani okumuş, şimdi... okumuş, kendisi yazmış, oynamış. Şöyle yani söyleyeyim. Onun beni sevdiğine falan da inanmıyorum. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Kendisi, evet ben hastanede yattığımda, Yedikule'de yattığımda yanıma geldi, şey yaptı, hatta anjiyo olduğumda... Hamileyken, ya virüs var Esra Hanım. Bir dakika. Virüs var. Hiç hamile insanın virüslü yerde gezmesi girmemesi normal gerekiyor. Mı? Girmemesi gerekiyor. Evet. Yanına gidiyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Akşam oluyor, karanlık olduğu zaman taksiye atlayıp eve dönüyorum. Sürekli görüş saatlerinde gidiyorum. Kimsesi yok diye, yalnız diye. Sürekli yanında değil miydim? Yanımdaydın ama sürekli değildin. Telefonla konuşuyordun. Hamileydin. Bir dakika, doktor telefonla, gelme diyordu. Evet, onu ben sana söyledim zaten doktor gelme diyor. Doktor da gelme diyordu. Hamilesin diyordu. Ben sana söylüyordum ya gelme sen her, diye. Sen her günde gelsem hiçbir şey de demiyordun ya. Allah aşkına bıraksana. Nasıl demiyordu? Size ya. Neden inanıyordu? Ondan sonra şu... olduğum için. Ay esaf. Ben öyle bir şey söylemedim. Yok. Ondan sonra... Size neden inanıyordu? Sevdiği için. Siz onu neden kandırıyordunuz? İşte kaybetmekten korktuğum için yani başka bir şeyden dolayı değil yani benden ayrılacaktı yani sevdiğim için şey yaptım ya hata ettim. Kendisine de bunu belirttim zaten kendisiyle de zaten sinir çektik. Siz hastanede kendisi... dolaşırken mutlu oluyor musunuz? Efendim? Mesela hastanede dolaşırken hastalıklar konusunda çok bilgi sahibisiniz ya ben olsam mesela hastanede dolaşmaktan dolayı değil. O önlüğü bile giymek isterim sizde öyle oluyor mu? Hayır hastanede dolaşmaktan dolayı falan değil. Şimdi kendimin hastalığı için zaten ben başvuru ama yaptım. Ama siz sağlık okumak istemişsiniz ya ben öyle okumak sevdim. İstedim ama okumadım. Yani ama bu istemek şey yapmak değil ki. Bakıp okuyorsunuz yani bir yalan için tıbbi konularda bilgi sahibi olmak için büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Ya bir önlüğünüzü verir misiniz dediniz mi ya da yok, bir hayır. Hastayı tedavi ettiniz mi? Yok hayır. Ha? Hayır etmedim. O kadar saat ne yapıyorsunuz hastanede? Ya en fazla 15-20 dakika falan kalıyordum. Fazla kalmıyordum ki yani. Ne yani en fazla yarım saat. 15-20 dakika bile çok. İnsan Allah'a hiç kimseyi düşünmesin. Orada kafeye oturuyordum, çay içiyordum. Ondan sonra da çıkıyordum öteki tarafta. Çok enteresan. Yani hani siz inanabilirsiniz. Şimdi bu Nurcan Hanım'ın bu tavrını bilmiyorum herkes nasıl yorumluyor ama insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Barışmak gibi bir niyetiniz mi var? Asla. Şimdi asla şöyle... ben barışmak istemiyorum. Yani asla. Bu tepkisizliğinizin sebebi... Yani tepkisizliğim yaşadıklarıma şaşırıyorum. Yani ben bu kadar şeyi nasıl yaşamışım? Kendinize kızıyorsunuz. Kendime şimdi... kızıyorum. Kendimle savaş veriyorum şu an. Şöyle. Kendimle savaş veriyorum. Ne yapabilirim ki yani kalkıp bir şey yapsam gerek yok ki. Ne yapabilirim? Sizin yalancı olduğunuzu, doğruları söylemediğinizi, şimdi... dolandırıcı olduğunuzu... Nurcan ilk kimden duydu? Nasıl ilk kimden duydu? Kardeşinden duydum. Kardeşim ona o şekilde o zaman benimle konuşmadıkları için yazmış.
Ama peki, yani telefonda konuşurken istemiyorlar, şey yapmıyorlar tarzında bir şeyleri falan olmadı. Olmadı. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, ya konuma devam edeyim. Kendisi hastaneye yattığında, o zaman memleketteydik, Sakarya'da, hı hı, Ferizli'de oturuyorduk. Bu arada kendisi de babanız burada, da geliyor, babayı da davet edelim, buyursunlar. Siz kendisi anlatın de burada. Buyurun lütfen. Merhaba. Nasılsınız, iyi bayramlar, buyurun lütfen. Hastaneye geldiğimizde kendisi göbek fıtığından ameliyat olduğunda ben okyanusla birlikte ve denizle birlikte hastanede onlarla beraber kaldım. Kendisi de bunu biliyor. Hastaneye gittim, hatta ilk önce Deniz'i okula gönderdim, evden okuldan aldım, üstünü değiştirdim ve tekrardan hastaneye gittim. Neden? Çünkü geçmişte bana aynılarını yaptığı için. Ondan sonra gastrik bypass ameliyatı olduğunda yanında kim vardı Nurcan? Sen vardın. Başka kim vardı? Hiç kimse. Okyanus vardı, deniz vardı, evet, değil mi? Evet. Yapmayacak mısın? Benim o kadar yapmama ben, rağmen hayır, sen yapmayacak ben mısın? Hayır, ben yaptım ya da Esra yapmadım Hanım, diye bir şey söylemiyorum. Ben o kadar şey yapıyorum yıllarca. Hiçbiri gözükmüyor. Hayır, sen söylediğin gelmiyor için ben bunu söylüyorum. Onun yaptığı, benim olduğum ameliyatı söylüyor. Söyle. Kendi yaptığı şöyle, hiçbir şey hayır söylemiyor. Niye buraya geldiğini merak ediyor musun? Merak ediyorum. Şimdi Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çünkü aslında ben, Engin Bey programa başvuruda bulunmuş. Bilmiyorum. Başvuru bilmiyorum konusu da torununu aramaya gelmiş. Oğlu Samet Yılmaz'ın gelini Nurcan'la 2 yıldır bir beraberlik yaşadığını, 6 ay önce ayrıldıklarını, 1,5 yaşında Okyanus isminde bir torunu olduğunu ve göremediğini söyleyerek aslında sizi aramak üzere gelmiş. Başvuruda bulunmuş. Doğru. O dönem bilmiyorum çıkamamış programa. Evet, Samet hastaneye çıkamadık. Ben de rahatsızdım o zaman. Annemi kaybettiydim. Başınız sağ olsun. Bir de yeğenimi kaybettim diye o zaman çıkamadım. Çıkamadınız. Oğlunuzla ilgili her şeyi duydunuz mu? Nurcan size anlattı mı? Duydum. Oğlum da benim 4 dörtlük değil. Bazı şeyleri, olayları oldu ama son zamanlarda değiştiydi. Yalan değil. Çocuk olduktan sonra değişti. Çocuktan sonra? Çocuktan sonra hepsi değişti Samet. Siz... Evet Esra Hanım, çok değişti. O yüzden kapılara borçlular, adamlar geliyor. Benim numaralarımı erkeklere verip erkekler beni arıyor. Borçlarını istiyor. Yani erkekliğe sığar mı bu? Bir bayanın numarasını ben vermek, bu borçları zaten ayıp, kapattım. Kendi eşinin telefon numarasını. Benim numaram yoktu. Kendisi burada bana telefon kullandırmıyordu. Babam erkek da burada. Esra hatta Hanım, Esra Hanım bir saniye. Halam da şey yapabilir. Bana telefon kullandırmıyordu. Telefonuma el koyuyordu. Bir sürü erkek var burada. Hanginiz eşinizin numarasını erkeklere veriyorsunuz? Borçlarınıza. Alacaklara. Alacaklara veriyorsunuz? Soruyorum size. Bana hanginiz telefon kullandırmayan kimdi? Hatta Esra babam Hanım da şahidimdi. Telefon kullanmayacaksın kendisi diyordu. Telefon kullanmıyor çünkü telefonla yani insanlara zarar veriyor ya. Kendisi telefon kullanmıyor. İcralık dosyaları var vesaire var. Onlardan dolayı herhalde sen kendin bana söylüyordun telefon kullanma diye. Esra Hanım, yaptığı tek şey ne biliyor musunuz? Yiyip içip yatmak. Yatmaya alışmış, babasından para istemeye alışmış, annesinden evet para istemeye alışmış. Yani bu rahatlığa alışmış. Ya bir insan ben evlendiği zaman sus benim, ben konuşacağım bir dakika benim sus. Benim kartım bile, maaş kartım bile dinledim sendeydi. Ben kendime almadım Esra bile. Esra Hanım, hı-hı, sadece istediğini biliyor musunuz? Yiyeyim, içeyim, rahat rahat yatayım, kalkayım. Onun başka hiçbir derdi yok. Hiçbir. Çalışmayı oğlunuz sevmiyor, evladına bakmayı mi sevmiyor. Değil. Niye Nurcan Hanım ve etrafındaki herkesi bu hastalıklar kendini acındırıyor ve yalan söylüyor sizce? Vallahi kanser o olayı daha şimdi ben bu programda duydum. İlk kez programda mı duydun? İlk defa programda duydum. O ilk tanıştığımız zaman onu söylemiştim. Hatta halamlara falan da söyledim. Bir yıl aynı yalanı söylemiş. Bir yıl aynı yalanı söylemişse eğer bu evdeyken bizdeyken söylese söylemedi. Hayır, İstanbul'da. Bu arada sokaklarda kalıyor ve hiç sizin yanınıza gelmiyor. Doğrudur. Siz oğlunuzu red mi etmiştiniz? Yok, red etmedim. Hayır, yani görüşmüyor muydunuz? Görüşmedik ama arıyordum. Varlığı zarar mı Samet'in? Değil. Ama küçükken de böyle yok gerçek dışı beyanlarda bulunur gerçek muydu? Hayal gerçek kurar mıydı yok beyefendi? Gerçek evi yok derken benle beraber kalıyor. Bakın oğlunuz kanser hastası, anjiyo olmuş. Tıbbi terimleri çok fazla kullanıyor. Tamam, burada şimdi anjiyo yani oldu daha iki önceden sefer de yapıyor muydu bunu size? Bize ben yapmıyordu. Hastayım diyor muydu? Yapmıyordu ama İstanbul'da sonra öğrendim. Aynı hastalığı bir daha geçirmiş burada. Hasta olduğuna inanıyor musunuz şimdi? Ya hasta olduğuna inanıyorum. Çünkü her gün hastanede başında beraber bekliyorum ben. Raporlarımı burada getirebilirim diye söyledim. Yani hastanede hatta burada anjiyo olduğumu da söyledim.
Evet. Raporlarım evet. Arka tarafta. Hatta hastaneden şu anda ben izinli olaraktan çıktığımı da belirttim. Raporlarımı hanımefendi getirebilir. İsterseniz yani istip ama alabilirim. Ama şimdi bakın doğru da olabilir ama bu o konuda... O kanser hastalığını... Belki hayatınızda ilk kez doğruyu söylüyorsunuz ama o kadar kimse çok inanmıyor. Yalan söylediniz ki kimse inanmayabilir size. Sen bu saatten sonra ölüyorum desen bu kadın sana inanmaz. O kanser hastalığını tamam. Ben kendisine de söyledim. Beyefendi bir çocuğun, siz çocuğunuzu sevdiğiniz kadından bir çocuk dünyaya getirmeyi istemiyorsunuz. Siz bir donör istiyorsunuz. 18 aylık bebek sizin çocuğunuz mu, dönörünüz mü? Çocuğu. Ha? Çocuğu. Yok. Ama geliş nedeni neydi o çocuğun dünyaya getirilme nedeni? Ya ilk başta donör için olarak tamam, söylemiştik. Niyet önemli. İnsanlar evlilikte yahut da ilişkide bir çocuk dünyaya getirmeyi isterlerse birliktelik adına isterler bunu. Bu aşkın, bu sevginin, bu evliliğin meyvesi olsun diye isterler. Sizin gibi büyük bir yalanın üstüne donör olsun diye istemezler ya. Bu kadar sen büyük bir çocuk sahibi olmak mi? İstiyor muydun? Mesela senin bir çocuğun var ve sorumluluğun ağır. Evet. Senin ikinci bir çocuğa bakacak işte enerjin, sabrın ve ekonomik durumun var mı? Yok. Yok. Sen ikinci çocuğu hangi amaçla dünyaya getirdin? Dedim ya, güvendim. Sağlığına kavuşsun diye. Sağlığına yani donör olarak. Evet. O çocuk... Samet'in hayatını kurtarsın diye getirdin. Evet. Ya. Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin Engin Bey. Ben sonra öğrendim. Ben iki tane çocuk varım diyordum. Fakat bizden sonra dört tane daha varmış. Esra kim? Hanım onu size zaten anlattım. Dört öteki tane evliğimde. Dört çocuğu var. Daha dört tane çocuğu zaten. Daha varmış. Samet bilmiyor onu muydu onu? Tamam Samet bilmiyor peki. Muydu? Sorun yanında. Bilmiyorum dedi bak. Nasıl hani, bilmiyorum? Bilmiyorum Samet dedi. Biliyor muydun bilmiyorum. Delikanlı Samet, gibi. Doğru delikanlı. Biliyor muydun bilmiyordun. Bak her ben delikanlı sordum. Gibi konuşuyorum sen de delikanlı gibi konuşuyorsun. Söyledin. Söylemedin mi bizzat söyledin. Bizzat kendim biliyordun. Zaten şey biliyordun ne derler ona? Biz neydi onun ismi? Neye konuş? Sen birinci evliliğini Reyhan. Yaptın. Bir dakika. Hanım da Reyhan Hanım da konuştuk. Evliliğinde, hatta şöyle söyleyeyim. Evliliğindeki eşinin kardeşini... özürlü kardeşin üzerinden neden kredi çektin? Ben de kredi onlar için mi çıkartayım? Kredi mi çektim baba? Yok. Peki yani ben de çıkartayım. Hayır ben diğer kredi çekmedim günde, ki. Diğer günde devam edeceğiz. Çıkartayım. Sürem artık bitti reklama gitmek durumundayım. Her iki tarafın birbirleriyle ilgili iddiaları var. Hatta şimdi konuşmaya başladılar bile diyebiliriz. Sizi şimdilik buradan uğurluyorum. Buyurun tamamdır. Lütfen. Zeynep Güler ve Muharrem geliyor sevgili seyirciler. Onları bekleyen o büyük sürpriz ne? Onu açıklayacağız şimdi. Önce stüdyomuza buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun bekleyin lütfen. Cumali Bey 6 Haziran'dan beri kayıp olan hem eşimi hem de iki çocuğumu arıyorum demişti. Kayıp olan eşini bulduk. Hülya Koç. Biraz sonra stüdyoda olacak. O da söz hakkını, cevap hakkını ve bu gidişin nedenlerini açıklayacak. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Ayrılmayın. Türkiye bu damat ve kayınpederi konuşuyor. Benim damadım, ben böyle hayatımda böyle güzel bir insan görmedim. Yemin ediyorum size. Kızınızın mutluluğunu bozan kim? Annesi. Ya, tabii ki annesi Esra Hanım. Bir tarafta Kadir ve kayınpederi Altay, bir tarafta karısı ve yuvamı yıktı dediği kayınvalidesi. Sana göre bu yuvayı yıkan kişi kim? Kadir Esra abla. Küfür etti, hep dövdü beni. Beni Kadir dövdü dediğinde babandan... Ne yapmasını isterdin? Yanımda olmasını istedim Esra abla. O bir tane yuvayı yıktı. Herifin hayatını söndürdü. Kim? İlk damadım 5 ayda. Aynısını bana yaptı. Mehmet. Hangi son damadınız bir numara? Mehmet mi Kadir mi? Ya ikisi de aynı. Mehmet okeyciydi. Okey oynardı. Mehmet'ten biz okey basıştırdık. Okey. Ya niye girmeyeyim ya? Biz bununla tanıştık ettik. Baktık bir gün Özlem'le beraber geldiler. Dedi ki baba ben bunu seviyorum. Esra Hanım. Çünkü... Esra Hanım eski muhabbeti niye anlatıyorlar? Mehmet Bey telefon atla. Ben kayınpederimi çok severim. Dört dörtlük insandır ama onun kıymetini bilmediler. Kızından çok onları savunuyor. Altay neden damatlarını bu kadar çok seviyor? Mehmet'ten biraz daha iyi bu. Nefes kesecek yüzleşme son hızla devam ediyor. Seyirciler, konuklarım Zeynep ve Muharrem her zamanki gibi o eller kelepçe halinde birbirlerini asla bırakmıyorlar.
Önce bir hatırlatma, bugün onları bekleyen sürprizi şimdi yayında açıklayacağım. Önce hatırlatmamız ekrana gelsin. Nasıl gidiyor ilişkiniz? İyi işte. Bu iyi işte derken? Nikah olmadı ya, onda üzüldüm. Bu bayramı onlara söz vermiştim. Onlara bir nikah töreni yapıp resmi nikahları kıyılacaktı. Zeynep bu ilişkiden önce boşandığı için ve iddet müddeti dolmadığı için nikah kıyılamıyor. Zeynep'in ben gebe değilim raporu sunulduğunda nikahımızı yapacaktı. Kan tahlili yapıldı. Test sonucu ne çıktı? Hamile. Ve bu sebeple de nikah kıyılamıyor. Kaç aylık hamilesi? Belli bir şey demediler ki, hiçbir şey demediler. Sadece öyle bir şey, öyle bir laf oldu. Duyduğunda mutlu oldun mu Zeynep? Olmadı. Niye? Düğünüm olmadı diye. Muharrem biraz soğumuş gibisin Zeynep'ten. Soğumadım Esra abla. Zeynep'le karar verdik, evimizi ayırıyoruz. Ya anne bana tepki ediyor. Ayrılırlarsa da ikisi yuva yürütebilirler mi onu da bilemiyorum. Anne yürütürüz. Kardeşim çalışıyor, kazandığı parayı kendi ne yapıyorsa bilmiyorum artık. Evimin doğalgazını, suyunu, evinin marketini, her şeyini ben yapıyorum. Birlikte herkes yiyor. Kirayı ben veriyorum. Elektrik suyu ben veriyorum. Doğalgazı ben veriyorum. Anne biz evimizi ayırıyoruz. Ya ayırın biz oğlum. Biz evimizi ayırıyoruz. Geldim tamam. Buraya. Ayrılıyorsan bul evini ayrıl. Bakacağım kaç gün yani, yaşayabilirim. Yani beraber içinde yaşayalım diye mi yapıyorum ben onu anlayamıyorum. Ya, aile içinde yaşamak zor oluyor yani. Aile içi kalabalık yani. Benimle beraber benim evime gidemeyeceksin. Bir çocuğunuz olacak sizin. Sorumluluğunu alabilecek misiniz? Ya evimizi ayırdıktan sonra onda hiçbir sıkıntı yok. Çok üstüme geliyorlar evde. Bütün dertlerimi tamam, içime canım attım tamam, yani atıyorum tamam, yani. Tamam. Yemekten anladığım halde ben anlamıyorum zannediyor. Ben her yaptığın yemek tenceresi yandı, demir kepçe. Yok, yıkarken kırılır zaten mı? Onun yaptığı yemeği yiyorsam, kardeşim yiyorsa, siz yemiyorsanız ben yiyorum. Türkiye'nin huzurunda. Ben yapayım diyor, anlıyor diyor ya. Ben de seviyorum. Sen hangi yemekten anlıyorsun? Ben, tamam aile açacağım tamam. Size bir sürprizim olacak. O sürprizi getireceğim ama sizi şimdilik uğurluyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatırlatmada da ekrana geldi sevgili seyirciler. Normalde çiftimizin nikah töreni yapılacakken bu plansız gebelik durumunda iddet müddeti de dolmadığı için nikah kıyılamadı. Ama gebelik olmasaydı nikah yapılabilecekti ve bunu ispatlamak aslında testle kolaydı ama iyi ki o testi yaptırmışız. Zeynep sayemizde 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Yoksa kendini doğumda bulurdun herhalde. Bilmiyor. Şimdi bak bunu düşünsenize, hamile olduğunu bilmiyor. Yok kilo aldım, yok iştahım açıldı diyorsun. Sen herhalde seni karın ağrısıyla hastaneye götürürlerdi. Bilmem. İyi ki yaptırmış mıyız bu testi? Ya, öğrendiğim yolda da senden öğrendiğim yolda yani. Normalde bilmiyordum. Burada hani hiç canlı yayında duymamış olsam öğrenemezdim herhalde. Hayatım sen normalde hastaneye yani kendinle ilgili herhangi bir şikayetle ilgili gitmediğin için gebe olduğunu öğrenemezsin. İşte gebelik testi yaptırmadım zaten. Onun için burada yapıldığı için. Ama şimdi kadınların gebe olup olmadığını anlamaları için sadece bu teste ihtiyaçları yok. Ya ben ne olduğunu anlamadım ki işte sonra burada öğrendim işte. Bilmiyorum. Yani normalde adet döngüsünün kesilmiş olması bile insanı kendiyle ilgili düşündürür ve hastaneye gidersin. Ya bir gariplik var bende. Hastaneye gitmedik. Onun derdine düşmedik yani. Derdine düşmedi. Esra abla gittik hastaneye gittik de. O günü ben yeğenim vardı evde, taksi çağırmıştım gidin diye. O günde kan verilmesi lazımdı. Pazartesi kalmıştı. O süreç ne oldu bilmiyorum. O günde gidilmedi. Zeynep de evdeydi, ben de işteydim. Öyle bir şey yani. Bunu bir kontrol edeceğim. Peki bu kararı, bu haberi sindirebildiniz mi? Yani sen mesela baba olacaksın, yani baba olacaksın dediğim dakikada ve sonrasında bunu düşündüğünde şu an mutlu musun? Mutluyum, mutluyum. Çok sevindim, mutluyum. Siz? Ben de. Kabul ettiniz mi yani? Kabul ettik. Sanki eve bomba düşmüş. Yemin ederim bomba düşmüş gibi davranıyorsunuz. Ben kabul ettik işte. Zor da olsa kabul ettik işte. Zor da olsa. İstemiyor muydun? Ya durduk yerde hızlı hızlı ortaya çıktı. Hızlı, sürpriz bebek. Yani aşkınız sürpriz. Bak, aşkınız kaçak. Bebek kaçak. Her şey belirsiz.
Bayram abi, vallahi ben olsam ben de gülerim ya. Gökten zembil de indi herhalde. Durduk. Hızlı oldu. Bence Bayram abi, sen herkesten daha mutlusun bu habere. Onlar adına çok sevindim. Sevindin. Evet. Sizi çok iyi gördüm. Daha mutlu gördüm. Daha keyifli gördüm. bu arada bir önceki yayınımızda konuştuğumuzda Zeynep ve Muharrem ev üstüne olmaz. Biz ayrı eve çıkmak istiyoruz demişlerdi. Bu bebek olayı da üzerine böyle bir bomba gibi düşünce eve, ayrı eve çıkma fikriniz pekişti mi? Yoksa yok biz annemin yanında mı kalalım dediniz? Estağfurullah, annemizin yanında da kalırız da büyük bir ev lazım bize. 3+1 ev lazım ki. Ev de, küçük ya, 2+1. Kardeşimle de her şeyi, yani her şeyi, hani birimiz kira veririz, birimiz doğalgaz, elektrik, su. Anlaştıktan sonra ailemizde durulur yani, sıkıntı yok. Siz ayrı eve mi çıkacaksınız yoksa bir oda fazla bir eve mi çıkmak istiyorsunuz hep beraber? Öyle üç büyük bir ev olursak yine annemizle dururuz yani. Annen, abin. Evet. Siz aynı evde yaşar mısınız? Yaşarız. Hmm. Ama işte 3+1 olmaz. Bu arada annemden kardeşimden de özür dileriz. Yani bir öfkeyle böyle bir konuşma yaptım. Özür dilerim annemle kardeşimle. Bunu da duyurmasını dilerim yani. Benim elim açık Esra'ba. Onun da elinin açık olmasını istiyorum kardeşim. İnşallah bundan sonraki hayatımızdaki 3+1 eve taşınabilirsek yani. Ev bulunmuyor, Göllek'te ev bulunmuyor. Düzce Göllek'te oturduğumuz için. İşiniz orada, aşınız orada, ekmeğiniz neredeyse, hayat orada aslında. Evet. Kiralık evde bulunmuyor. İlerideki dönemlerde arsa alıp ev yapacağız. Anneme de bunu söylemiştim. İnşallah. Söylemiştim. Evet. İnşallah. Yani ev ve ortam uygun olursa hep beraber yaşayacaksınız. Yaşarız. Zeynep, o söylediklerinden sonra kayınvaliden sana küstü mü, darıldı mı, kırıldı mı? Annem hiç darılmaz. Tam olarak bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Sordu mu ya anne kalbini kırdın mı, üzdün mü diye? Orasını tam bilmiyorum ama anlaşmamazlık oluyor. Oluyor yani. Anlaşmamazlık oluyor. Hangi konuda uyuşamıyorsunuz? Bir laf ettiğimde ben sesim, benim normal sesim büyük yani. Konuşurken hızlı konuşuyorum. Sesimi kısamıyorum. Anne, bir şey sesim büyük, normalde de büyük zaten. Kavga eder gibi. Hani dayım biliyor ya, benim sesim büyük olduğunu biliyor. Benim, affedersin, bizim cinsimizde var sesimizin büyük olması. Cinsiniz öyle mi Bayram abi? Benim sesli yüksek konuşması. Yani. Peki, Pakize abla seni arıyor mu ara ara? Ay Bayram, bunlar yetti artık bana diye. Yani ya bu baba tarafında olan, görüşüyoruz her zaman. Bu baba tarafta olan cinsimizde yani sesimiz büyük. Esra abla, görüşme yani bu yapıyoruz. Bu elimizde değil yani yapıyoruz. Sesimizin büyük olması. Dayıyla görüşme yapıyoruz. Bazı annem arıyor, dayım biliyor yani. Bazı ben arıyorum. Hani sesimizin neden büyük arıyor olduğunu yani. Dayınız kendini daha çok sevdirdin mi? Ben mi? Ben sevdirdim, kendisine sorabilirsiniz. Sen sor. Sadece Zeynep'in şu takıntılarını düzeltemedim. Onunla yani başka bolu yatıracağım. O da bir tedavi süreci. Tedavi süreci, evet. İlaç kullan dedim. İlaçların yarısını kullanmadı. Yarısını para verdim, aldım. Yarısı o köşede duruyor. Öyle yani. Bunu sana Bayram Bey söyledi mi? Nasıl? Söyledi mi Bayram Bey en baştan? Söyledi. Ben her şeyi, yani ben her şeyi kabul geldim. Sıkıntı yok. Bizim mutluluğumuzdan, hayat yaşamımızdan sıkıntı yok. Zeynep'e sorabilirsin. Sadece evimiz ufak. Yani 3+1 olması lazım işte, yer dar ya, onun için sıkıntı oluyor. Yaparsınız inşallah. İnşallah yapacağız. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki, hazır mı? Şimdi sevgili seyirciler, tabii ki Zeynep ve Muharrem'i o dönem ekrana çıkarttığımda ekran başındaki seyircilerimiz, onlar yeter ki evlensin ve mutlu olsunlar. Bayram dayı da onların mutluluğuna izin versin. Biz destek oluruz demişlerdi. Seyircilerimizden biri çiftimize destek olmak üzere bir para gönderdi. Şimdi ben o zarfı alıyorum. Canlı yayında da huzurlarınızla teslim ediyorum kendilerine. Nereye? Oturun. Ya ister oturun ister ayakta durun. Nasıl isterseniz. Dayı... Ve anne sana da söylüyorum. Burada tam 100.000 TL var. Bu 100.000 TL ile isterseniz ev tutun, isterseniz mobilya alın. Bu size gelmiş olan bir yardım.
benim görevim almış olduğum bu 100 bin TL'yi teslim aldığımı size milyonların huzurunda Esra abla Türkiye'nin huzurundan Hadiye teyzenin bayramını kutlarım. Ellerini öperim. Allah razı olsun ondan. Teşekkür ederim. Sizlerin huzurunda. Teşekkür ederim. Ama ben şunu düşünüyorum. Anne sana mı emanet etsem diye? Efendim? Nasıl? Annene mi emanet etsem diye? Hiç fark etmez. Anneme, Zeynep'e teslim edebilirsin. Eşime. Ben de... Bence anneye teslim edin. Efendim? Anneye teslim edin. Yok. Eşime teslim edebilirsiniz. O yine anneme verecek yani sonra. Ben tekrar anneme verebilirim. Siz bana yani teslim edin, ben anneme veririm. Evet. Beraber oluruz. Teyzeciğim yani, anladın mı? Burada 100 bin TL var. Yavrum o para onların. Yok. Ama buradan eve gidince yadırlık alabilirim. Evde de artık yani... Ben onları elden teslim edeyim. Onlar sana versinler. Ben artık bu sorumluluğu atıyorum. Bana teslim edilmiş olan 100 bin lirayı size veriyorum. Buyurun. Anneme teslim et. Anneme teslim et. Anneme şimdi... Anneme teslim et. Şu an açmaya... Şimdi biliyorsunuz ki yayınımız... Niye bakayım? Bak diyor. Bakın bakın içine. Görün. Neyine bakacağım? Dayı da baksın ha. Para işte. Para ay, anne baksın. Ben çok anne garantici bir insanım. Sen çıkar daha iyi. Tamam tamam koy içine. Gördün mü? Tamam. Hepsini. Gördüm, gördüm. Sayın edin zaten sayılı rakamında yani her şeyde 100 bin lira olduğu belli. Tamam. Şimdi yayınımız aracılığıyla iş bulundu. Yani Aralık ayından beri Düzce Belediyesi'nde Muharrem çalışıyor. Artık bir işi, bir düzeni var. Diğer tarafta onlara gelmiş olan bir yardım var. Bu yardım ve iş sizin bundan sonraki yaşamınızı şekillendirmeniz için çok önemli bir aracı. Esra abla. Peki yatak ödeniniz de. Düzce'den Gölde kadar vermişlerdi. Pazartesi gününe buna da bağlanır mısın? Doktor Onurhan Özden. Evet. Valla isminizi söyledim. Artık bu saatten sonra hasta sizin dişleri tedavi edin ben göreyim. Teşekkür ederim. Var mı başka? Başka bir şey yok. Sağ olun. Dediğim gibi teyzeciğim bu saatten sonra artık hayat sizin. Gerçekten. Bu arada seyircimiz Yılmaz Bey de telefon hattında. Yılmaz Bey merhaba. Merhaba, merhaba Esra Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi bayramlar, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Valla bayram beraber oldukça, yardımlaştıkça güzel. Evet, siz de evet. Muharrem ve Zeynep için aramışsınız bizi. Var mı evet bir müjdeniz? Müjdemiz var tabii. İstediğiniz zaman. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim canım benim. Sağ ol. Sağ ol. Siz tatile mi gidiyorsunuz? Buyurun. Siz de Allah mesut etsin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yılmaz Bey çifti tatile buyurun mi göndermek istiyorsunuz? Evet gelsinler. Bana tatile gelsinler. Nereye? Marmaris Çamlı Köyü'ne. Gelin. Oh ne kadar güzel. Kaç yeşillik, günlük? Doğası Esnafı güzel, havuzu var, her şey güzel Esnafı yani. Kaç günlükmüş? Ay Yılmaz Bey bu soruya siz cevap verin ne teşekkür olur. Teşekkür ederiz. Hangi tarafta olduğunu sormadık da. Sorun, ne merak ediyorsanız sorun direkt. Evet sorabilirler. Sor Yılmaz Bey. Hangi tarafta bu tatil? Marmaris, Muğla Marmaris'te. Marmaris. Sor Muharrem. Kaç günlük abicim? Kaç gün isterseniz. Ya öyle mi? 10 gün yeter abi. 10 gün yeter. Kaç gün isterseniz, sahip mi yani? Bir şey söyleyeceğim bak, uçsuz ve sınırsız şeyleri hiç sevmem. Her zaman her şeyin adını koymak lazım. Hani 7 gün bir tatil süresi için gayet... İyi. Evet, evet 7 gün 10 gün diyor da. 7 gün güzel abla. 7 gün olabilir. Olabilir. 7 gün. Sonra arkamdan konuşmayın bizim yok tatil 10 gündü bu Esra 7 güne düşürdü gün, diye. Esra abla 7 gün olabilir. Güzel. 7 gün. Bu arada da diyor ki bütün kameraman arkadaşlarım bizi de götürsünler diyor. Oğlum işin var ama. He? Ben izin aldım. Niye gelmek için izin aldın? İzin aldım. Oraya gitmek için izin alacaksın. Ben de izin aldım. İşinden olursa ne olacak? 8 gün izin aldım ben. Ya izin aldığı belli değil mi ya? Zaten... Belediye başkanına izin aldım. İzin aldı da geldi. Ama şimdi senin orada bir çalışma şartların var ya, belli bir izin dönemine girmen lazım. Tatile gideceğim yok dedi ya, öyle ben şimdi konuştu çalıştığı yerle. Ben şimdi tatile gideceğim diye öyle bir izin aldım. Ama şu anda Marmaris'in sezonu değil. Hala bence yani o bölgede denize girilebiliyor ama...
Ne yapacaksın Muharrem? İzin mi alacaksın, rapor mu alacaksın? Yok, ben zaten aldım raporumu, iznimi aldım. Gidebiliriz seninle. Problem değil. Problem değil. Orada orada en azından bizi misafir ederler. Orada, Marmaris'te. Öyle ya da yapalım. Hiç gitmeyebilirim. Hayır, hayır, misafir ederiz, misafir ederiz. Yılmaz Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yani hassasiyetiniz, düşünceniz için mutlu olsunlar diye sağ olun, var olun. Sevgilerimi gönderiyorum size, bizi Marmaris'te izleyen tüm izleyicilerimize de. Hayat planınız nedir? Şimdi bir çocuk geliyor arkadaşlar. Hayat planımız Esra. Şimdi bu saatten sonra atacağınız her adıma, gideceğiniz her şeye dikkat etmeniz lazım. Evet. Ortada bir bebek müjdesi var. Ortada bir bebek var. Muharrem? Bir 7 günlük gitmek isterdim Esra abla. O yüzü gitmek isterdim balayına. Tamam, nasıl ister? Hayat sizin, istediğiniz zaman gidin. İstediğiniz zaman kullanın. Ekip arkadaşlarım yönlendirir. Gidelim yani. Bayram abi, ben seni göndereyim 7 gün, kafanı dinle sen orada. Buyurun. Ben bir şarkı okuyabilir miyim? Şarkı mı? Evet. Ama bebek için mi? Dertli olsun. Siz dertli misiniz Pakize Hanım? Bildiğini söylesin. Dertli misiniz Pakize Hanım? Yok. Esra abla. Yok yok. Çok şükür Allah'ıma. Buradan çıkarken fotoğraf çekmek istiyorum sizden, bir hatıra olarak. Fotoğraf çekelim. Bir dakika. Önce bir fotoğraf çekelim Emre. Duygusalım onun için. Evinize koyar mısınız fotoğrafı? Koyarız. Tamam. Koyarız. Bakın karşıya. Şimdi Bayram Dayı bebeğin müjdesine bir şarkı okumak istediğini söylüyor. Buyursunlar. Esra abla, bunu şey yapalım. Benim telefonumda çekebilir miyiz? Benim telefonumda. Şimdi onu senin telefonuna gönderecekler. Tamam. O ortada mı okuyacaksınız? Nasıl isterseniz. Buyurun. Ağlarsan ağlar ardımdan, göklerden ağıt yağar yağmurlar. Ağlarsan ağlar ardımdan, göklerden ağıt yağar yağmurlar. Gökyüzlü yüz yalancılar kapımda, yalnızlık çırılçıplak koynumda, gül yüzlü yanakların, ninniyle umut veren dudakların, hiç kimse de yok yana sıcaklığın. Anam anam garip, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, dünya yalan. Anam 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 garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, dünya yalan. Teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Suyunuzu alabilirsiniz. Dame dame benler var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir tat var edasında yüzünde, yüzünde, yüzünde. Dünyada yandan dayının elinden tutup buraya öyle geldiniz, öyle uğurlayayım. Paranızla size gelen yardımı da teslim ettik. Bebek haberini de verdik. Aileye ikinci bombayı yaşattık. Bundan sonra mutluluklar ve huzurlar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Buyurun lütfen. Ne oldu? Esra Hanım, çok çok teşekkür ederim. Aynen, sizi bir evlatım gibi seviyordum daha. Yani ilk çıktığınız programdan beri. Bir evlatım olarak seviyorum. İyi bak geldin. Hülya Hanım. Hadi Hülya Hanım'ı da öp. Canım benim ya, vallahi. Canım benim, ben... Ay sağ olun. Ben size Esra Hanım'la ikinizi kendi evlatım gibi biliyorum.
Sen yani bize teyzece. Dikkat et. Başlarından Allah seni eksik etmesin, oldu mu? Ya onlar da diyorlar, onlar da diyorlar. Tamam. Sağ ol, Allah razı olsun. Bize teyzeciğim. Hayırlı bayramlar tekrar. Öpüyoruz sizi. Sizlere de. Diğer konuklarımı davet edeceğim sevgili seyirciler. Cumali Konaç konusuyla devam edeceğiz programa. Cumali Konaç kayıp olan eşini aramak üzere geldi. Sadece eşini değil, aynı zamanda 14 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğunu da arıyordu. Önce Cumali Bey stüdyomuzda, ardından kayıp eşini bulduk. Karı kocayı bir araya getireceğiz. Yıllık hayat arkadaşınız Hülya Konaç 6 Haziran tarihinde 14 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğunu alıp evi terk ediyor. Evet. Cebrail annesine bir mesaj atıyor. Aynen. Anne, babama söyleme, ben biletini alacağım, yanımıza gel. Aynen öyle. Sizin demek ki karı koca aranızda bir sorun vardı. Bizim aramızda bir sorun yoktur. Yani hı, bugüne kadar da olmadı. Neyden kaçtığınızı söyler misiniz? Eşimden. Nesinden kaçtınız? Eşiniz Cumali Bey'in şiddetinden, hakaretinden, darplarından, yani var olduğundan kaçtım ben. Bir tane darp raporun var mı senin? Var. Getir. Ben 2 yıl boyunca sığınma evlerinde kaldım, benim kimsem olmadığı için. Güvendiğim herkes beni sırtından vurdu. Oğlum bile, bak oğlum bile, oğlum bile beni vurdu, oğlum bile. Bağımlısın, madde kullanıyorsun, her günüm zehir oldu bana. Maddeyi bana alıştıran sizlerdiniz. Beni de döve döverek içirtmedin mi? Yalan söylüyor. Yalan söyleme değil, hayır. Abla yalan söylüyor, bu bir numara bağımlı olmuş o zaman, yalan yani söylüyor. Evin içerisindeki seni büyük oğullarınız... Senin o halinin anında bulacağım, senin Instagram'da bugün yakaladım zaten. Instagram'ını kapattırdın ya. Ben seni takip ettiğini biliyorum zaten. Ya ben sana diyorum ki, ben Cumali sizden Bey vazgeçmem. Sen de buraya geleceksin, ya sen buraya geleceksin ya geleceksin, başka çare yok. Hazır mısınız eşinizi evet görmeye? Evet. Kaç ay oldu? 9 ay. İlk kez şimdi mi göreceksiniz? Evet. Peki, Hülya Hanım buyursunlar. Hoş geldin, gel. Sen dinliyorum. Neden çocukları alıp gittin? Habersiz çıktın gittin. Çocuğunuzun size madde kullandırdığını, alıştırdığını söylediniz. Tamam, bıraktım. Sonra hatta Hülya dedi ki hep beraber kullanmadık mı dedi. Yani hayır, iki yıl hayır, önce... Yalan söylüyor. İki yıl önce biz hep beraber bu işi yaptık. Ve sen bu konuda bağımlı oldun diyor. Hayır hayır, yalan söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle benim karşımda ne öyle bir şey kullanmıştır ne de kullanabilir zaten. Siz niye kullanıyorsunuz? Sizin ne gibi bir hakkınız var? Ben düştüm bir kere ama pişman oldum. Çok şükür kurtuldum. O da ismini vermeyen bir doktor sayesinde kurtuldum. Tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olursunuz. Çoğu benim sayemde ama. O yönden teşekkür ederim. Tamam, senin de katkın var. İnkar Hülya etmiyorum. Efendim. 6 Haziran tarihinde oğlum sana bir mesaj atıyor. Anne, babama sakın söyleme, ben biletini alacağım, yanımıza gel. 2 yıldır, yani son 2 yıldır oğulların seni babalarından ayırmaya değil, anladığım kadarıyla kurtarmaya ve korumaya çalışıyor. Evet. Neden? Yani çünkü her şey çocukların göz önünde oldu. Şiddet, bayağı bir şiddet, had safhada yani. Çocuklarım her şeyi gördüğü için seni kurtarmaya çalıştım dediler. Ağır psikolojik şiddet, psikolojik, fiziksel. Evet. Yani hiçbir insanın kaldıramayacağı hakaretler. Ve çocukların 14 ve 10 yaşındaki çocuklar o zaman psikolojileri 14 yaşında değil kızım, 11 yaşında. Ya 11 yaş. Alt üsttür. Yani zor bela düzelttim ben çocuklarımı. Esra Hanım orada yalan söylüyor. Anne bir dakika. Anne gel bizim yanımıza dediler. Evet. Sen oğlunun yanına gittin. Gittim. Seni korusun diye. Hı-hı. Ve onun yanından da 3 ay sonra ayrılıyorsun. Ondan da şiddet gördüm. Yalan söylüyor. Evet, dövdü.
Oğlum büyük da dövdü. Oğlum, evet, büyük oğlum ben dövdüm. Ya oğlum, yalan söylüyor. Çocuğuna iftira atma ya. Niye Allah'tan korkmuyor musun ya? Ya şiddeti gören İnsan benim. İnsan evladına onu der mi ya? Tamam, şiddeti gören benim. Ya yalan söyleme. Ne? Bak yalan söyleme ya. İnsan evladına o iftirayı atar mı ya? İftira değil, bak, benim değil. Benim çocuklar iftira... sana uydu. Tamam. Benim çocuklar sana uydu. Senden korumaya çalışırken kendileri beni şiddetle aldılar. Hayır, yalan söyleme. Bak benim çocuklar... Benim bir şey yapmadığım halde bak, ben hiçbir gün... Sen mi bir şey yapmadın? Bir gün olsun. Bir gün olsun. Biz dinle ki lafımı bitirmedim. Bir gün olsun, bir tane çocuğuma bir parmağımı kaldırmış mı? Yok, o konuda sana bir şey diyemem. Ben her zaman çalışırım. Yarın ölecekmişim gibi çoluk çocuğumun geleceğini hazırla dememiş miyim sana? O ayrı. Demiş miyim, dememiş. Demişsin de burnumuzdan fitil fitil getirmezsin de bilirsin ama. Bana... Neden ne sendin? Beni madde diyelim. Psikiyatri haplarını ne diyorsun? Sen oraya niye giriyorsun? Sen madde, gittin adamı şey kullandın, gittin bağlı oldun, geldin benim evime. Bütün yediğin, içtiğin hepsi benim bu canımdan çıktı ya. Kırmızı reçeteli hapları... Ben onu bilmem. Cumali Bey, kırmızı reçeteli hapları ilk 2 yıl önce karınız mı size verdi? Abla ben, ki benim bünyem çok kuvvetlidir. Ben daha öncesinde mesela alkol kullanıyordum. Test yapsaydın. Bir saniye. Ben sana ne vermişim, terk yapsaydım. Bir saniye lafımı bitireyim. Evet. Ben alkol kullanan bir insandım bundan 10 sene evvel. Keşke hep alkol kullansaydım da buraya girmeseydim. Işte, bir dakika dur. Tamamlasın. Yani ele bele değil yani, ben çok alkol aldım yani. İçeride bilir. Evet, içeride. Tamam. Uslu uslu. Sonra bıraktınız mı? Bıraktım ablam, kendisi de şahit. Ya öyle bir haplar geliyor bana yani. Kim getiriyor bu hapları? Kim ben. Bana? Benim eşimden başka kimse yanımda niye yok. Niye veriyorsun bu hapları ona? Ablacığım, bilmiyorum. Bir dinler misiniz? Yani benim bünyem yüksek, kuvvetlidir. Evet. Açlığa da, susuzluğa da her şey. Ben ya, öğrendik. Banyodan çıktım, bak banyodan çıktım, oturdum Zeynep, Ali, Hülya ile beraber. Yemeğimizi yiyoruz. Ya tam yemeğimi bitirdim, tak kollarım yanlarıma düştü. Evet. Bir dur. Düştü. Dedim ya bir şeyler oluyor bana dedim. Yatağa girmem lazım dedim. Uzanam dedim. Zor ben de kafamı kaldırayım. Kadın gideceği gün bana el sallayacak ya. Ya ne kötülük yaptım sana. Bir de sırıtsızsın ya. Çünkü ya yalan çünkü. Için. Yalan. Hangi gün birinin ya. Kapısına gönderip de ekmek mi isteyin bana? Yapmadım. Çünkü ben çalıştım hep. Nasıl sen çalıştın? Ben çalıştım. Çiftlikte patronlar sen... Patronlar gelince sen çalışır gibi görünürdün. Çiftlikte traktörü sen mi sürüyorsun? Ya bir traktörü onu da yapamadım. Ne yaptım? Becerim onu sen. Hayvanların nasılsını sen mi yapıyorsun? Yapamadım. Hayvanların nasılsını sen mi yapıyorsun? Hepsini ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Senin ya, tamam, yediğini, içtiğini hepsini ben yaptım. Ya ben senden önce de söyledim. Eşim bana yardımcı olan bir kişidir. Eşim çalışkan bir insandır. Sen de şoförlüğüm yok. Ama ben... millet geldiğinde sen çalışır gibi görünürdün. Ben senin o yardımlarını hiçbir zaman inkar etmemişim tamam, ki. Tamam ben de bir şey demedim. Ben demişim ki benimle eşimi herkes kıskanırdı çalışmamızı. Yani niye yalan söylüyorsun? Ben seni elin bahçesine gönderip de git şurada çalış bana para mı getir dedim. Dedim mi? Yani kendi çiftliğinde çalış... Dedim mi ya? Sen kendi ya, çalışmayı kendi mi, çiftliğinde demedim, beni eşek gibi çalıştırdın. Hiçbir zaman çalışmadın. Siz mi bana para getirdiniz? Valla bunun hepsini, bütün yediğim bütün paralar benimdi. Yazık olsun. İyi olsun, teşekkür ederim. Ha. Ya niye yalan söylüyorsun? Niye yalan söyleyeyim ya? Niye yalan söyleyeyim? Çocuklar hep babasından para istiyormuş. O yüzden oğlanlar seviyormuş. Çocuğum bak, çocuğum 23 yaşında şu an halen de mesajı gösterebilirim. Anne bana para gönder. Ben çocuklarımı öyle büyüttüm. Çocukları öyle alıştırmışım. Yani sorumsuz. Ben çocukları öyle büyüttüm. Ben çocuğumu 28 defa işe koymuşum. Çocuktur daha. Annem, çocukluktan babam, çıkmıştır. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Bırak çocuklara bu örnek olma diyorum. Hmm. Çocuk çalışsın. Yarın ben ölürüm. Sen de ölürsün lan. Aynen. Bu çocuklar nereden getirecek bu parayı? Hangi baba anneyi bulacak ki diye bize para verir? Ama çocuklar sizin ailede çok ilginç. Annemin iddiası şu. Oğlum beni dövdü. Babanın iddiası şu. Beni oğlum maddeye alıştırdı. Aynen. Abla bu yalan. Bak şimdi sizin bak. Sizinkisi doğru mu? Çocuklar sorumsuz. Nasıl abla? Sizin dediğiniz doğru mu? Oğlunuz sizi maddeye mi alıştırdı? Benim oğlum bana alıştırdı. Çok şükür ben bıraktım. O zaman onu da oğlu dövmüş olabilir. Hayır benim oğlum kesinlikle benim korkumda buna el kaldıramaz. Benim çocuğum o saygısızlığı annesine yapmaz. Yapmaz. Sizden habersiz annesini 3 ay saklamış. Ablacığım bak ben zaten göz yumdum bunlara. Ben istersem kendisini bulurum. Kendisi de biliyor ki bulursaydın bulurum. Bulsaydın ya.
Peki Hülya. Gelmedim. Ayağa gitmeye alışkın değilim. Bilmiyordum. Ama buraya da geldiğim için. Senin yanında oturuyordum. Programa gelmesini sen mi istedin kocanın? Efendim? Programa gelmesini sen mi istedin? Şimdi sen 9 aydır yoksun ortada. Evet yokum. Ben de... Ve sen mi dedin ki git Esra Erol'a diye? Gideceğim dedi, gidebilirsin dedim. Gidebilirsin. Ablacığım. Peki. Kaçmanın sebebi nedir? Oğullarından da kaçtın ya. Hı hı. Tüm aileyle iletişimini kestin. Evet. Yani saklanarak elimden gelse hiç çıkmayacaktım. Saklanarak mı yaşıyorsun? Yok. Çalışırım normalde. Normal çalışıyorsun. Evet. Düzenindesin. Evet, evet. Onlardan ayrı durmanın... Şiddet görüyorum. Önemli bir sebebi şiddet. Evet. Yalan onun söylüyor. Dışında... Girme araya. Onun dışında... Oğlusunu arayın, oğlumuzu arayın. Cebrail'i önce arayın, Mehmet'i arayın, Abdullah'ı arayın. Peki kocan bu arada seni 9 aydır rahatsız etti mi? Çok kez. Yani dön, dön, dön diye. Yani dön diye, evet. Dön diye rahatsız etti. Ya şimdi gitsem yok demez yani. Nere? Barışalım dersen mi? Yani. Bana mı? Evet. Bu kadar insan şahit. Ben bu kadını evime alırsam demek ki sizin kapınızda... Gelin. Sadece Zeynep Rali'yi almaya geldim. Alamazsın. Ne? Alamazsın. Alamadım. Alamam mı? Ablacığım bu kadın bana yani... Sen buraya Cumali barışmaya mı geldin, boşanmaya mı geldin? Ablacığım bu kadın ben barışmak için gelmiştim. Bu kadın gelmiştim. Deme. Hayır. Çocuklarının anası, eşin. Ablacığım yok yok. Beni her zaman küçük düşürdüler. Ben çalıştığım yerde bile beni çalıştığım yerlerle arardılar. Oğlusuna para yetiştiremiyorum. Desin ki ya oğlu anne çık gel gidiyor. Oğlu veriyor. Baba anneyi getirsen bana ne vereceksin? La oğlum sana vereceğim mi? Veriyorum zaten. Sizi barıştırırım ama para karşılığında mı? Yani... Şahit var. Bitti mi? Evet. Kendi de şahit. Oğlun annemle. Ben Mersin'deydim evde. Mersin'deydim. Şimdi bak Hülya'cığım şunu çöz. Şimdi siz bir dilden konuşuyorsunuz da ben anlamaya çalışıyorum. Öyle. Sen şimdi oğlunun yanına gidiyorsun. Oğlun sana gel gel diyor. Hmm. Sonra diyor ki sizi barıştırırım baba. Hmm. Annemle aranızı yaparım ama bunun bedeli benden var. Benden gizli yapıyorlar evet. Peki bedeli var diyor. Evet. Ve bu parayı oğlun alıyor muydu? Gizli dediğin yanında ha ablacığım yanında. Sen Cumali karınla annesiyle barışmak için oğluna para mı ödüyordun? Evet. Abla şimdi... Ben zaten oğluma para vermeye alışkınım. Şimdi arasın hemen hesaba atarım. Valla bununla gurur duymayın. Hayır, bence bu işte özelliğinizin üzerine bir oturun düşünün. Bizi alıştıran kişi karşımızda zaten. Niye ben sana ben diyorum ki, oğlum, ki onları paraya alıştırma. Ben diyorum bak oğlum çocuğu işe koymuşuk. Bak işe çalışsın. Alışsın çünkü. Öyle. Yarın biz yokuz. Biz ömür boyu yaşayacağız diye bir şey yoktur. İki adım atacağın garantisi yoktur. Hep lafta kalıyor ama. Ben mi çocukları öyle alıştırdım? Sen öyle yaptın. Siz karınızla barışmak için, çocuklarınızın annesiyle barışmak için çocuklarınıza rüşvet verdiniz mi? Abla benim çocuklarım arasın. Verdiniz mi vermediniz mi? Nasıl? Çocuklarınıza para verdiniz mi vermediniz mi? Vermedim. İstediler mi? Vermedim. Burada girebilir miyim? Dur ben gireyim. Dur çık. Ben çok heyecanlı anlatayım. Sen onu kandırıyorsun. Hayır, o da seni kandırıyor. Arada olan bana oluyor. Abla vermedim. Buna da dedim ki bak böyle alıştırmayalım dur. Barışma getir. Karşılığında. Evet. Aynen aynen annesini evet. Aldı getirdi. Evet. Bak İkisi ablacığım. Bir arada birbirini bunu oynuyor. Yapan... İkisinin oynaması da bana çıkıyor. Ablacığım bunu yapan Cebrail. Aradı telefonla. Siz bit... Baba sen bittin dedin. Nasıl ben bittim Cebrail ne diyorsun oğlum? Kimle konuştuğunun farkında ya, mısın dedim. Var ya. Bittin sen dedi. Ardından karısı aradı hayatınız bitti. Durgun mu? Niye diyorlar? Baba sen bittin. Yani korkutmaya çalışıyorlar. Para vermedim. Para almaları için. Sizin paylaşamadığınız bu para neyin parası? Hülya Hanım'la barışmanın parası. Çalışmak istemiyor. Çalışmayı sevmiyor. Peki Hülya sen bu konuşmalar olurken babaları tehdit ediyorlar ya. Sen onların yanlarında mısın? Çocukların yanlarında değilim. Ya bir iki aslında oğlun sakın beni yanlış ya, anlama. Ya seni bir nevi. Ya markete gönderiyor. Seni bir nevi kullanıyor. Evet. Babadan para almak aynen, için. Aynen evet. Baba... Olmasa senin oğlun geçimini sağlar mı? Çalışmayı sevmiyor. Hayır. Sevmiyor. Evet. Sen ben oğlun cezanında... elindeki en büyük şey misin? Ne diyeyim? Kumar mı diyeyim? Şans mı? Aynen aynen. Şans bileti gibi bir şeyim ben. Oğlun seni çağırırken babasından korumak için mi seni çağırıyor yoksa para olarak mı? İlkin korumak için çağırdı. Bayağı bir güven sağladı bana. Yani güvendirdi kendini bana. Ben de gittim yanında 6,5 ay falan durdum yanında. Yani
Çok enteresan. Evet, o da sonra son anda baktı ki baba bir şey yapamıyor. Siz bunun farkındasınız yani. Evet. Bu baba olmasa o çocuklar karınlarını doyuramazlar. Aynen. Yuvalarına bakamazlar. Evet, halen çağırıyor, anne gel çalışalım diyor. Ben baba yapamadım. O parayı onlara sağlamak zorunda. Aynen. Şu yaşta. Evet. Ve bu insanlar evliler. Evet. İkisi hariç. Büyük olan abla, öyle. Dün... Büyük yani, olanı çok şımarttığı için abla, öyle. Diğerleri öyle değil. Şimdi Cebrail bizim gözlerimiz olduğu için... Bak ben buraya gelmeden 3 gün önce bununla konuşuyordum telefondan. Dedim ki bak hatta dedim... Diğerleri niye çalışıyor? 2 tane kartım var dedim. Miktar da söyledim ki fazla çekmeye. Dedim birinde 1400 çek, bir tanesinde 2000 lira çek. Gitti 2000 lirayı çekti, hemen telefonuma mesaj geldi çekildi diye. 1400'ü bana getirdi baba dedi. Diğer kartta dedi paran yoktu. Tamam oğlum yoktu, doğru söylüyorsun dedim. Bunu aradım dedim ki böyle böyle olmuş. Dedi Cebrail'in huyunu bilmişsin mi? Bileyim dedim. Ama bunu yapan kim? Sensin. Çünkü i̇şte niye ben... miyim? Ben para vermemişim hiç ama. Ya bir saniye ama. Lafımı bitireyim. Şimdi ben o çocuğa bir şamar vursaydım sen beni burada reklam ederdin. Çocuğumu dövüyor diye. Yani, değil mi? O telefon sırasında vurdun çocuğa. Ya oğlum. Ne akla vurdun? Yastığa elimi vurdum. Yürü git. Çıktığım zaman da çocuğum gene evin ihtiyacını gördüm, çıktım da buraya bir geldim. Siz birbirinizle anlaşmalısınız. Benim üstüme oynuyorsunuz. Ama Hülya Hanım gibi siz ya. De kendinizle çelişiyorsunuz. Beyefendiye dediniz ki o hiç çalışmaz, ben çalışırım, tamam, parayı ben kazanırım. Işte, hep sonra da diyorsunuz ki oğlum ondan para istiyor. Bu para çalışma parası değil. Aynen. Sizin bu para dediğiniz şey başka para. Ablacığım para emekle değil. Kazanılan bir para değil. Geçin bunu. Çünkü birbirinizi suçluyorsunuz siz abla, çalışma konusunda. Abla ben bileğim gücüyle çalışan bir insanım. Benim bütün niye bir malatı yapabilir. Niye işiniz hiç çalışmıyor, ben çalışıyorum diyor. Ya çalışma dediği şey, hayvanlar sakın yok mu? Çiftlikte çalışıyoruz. Biz büyükbaş hayvanlara bakıyoruz. Büyükbaş hayvanlara bakıyoruz. Cezaevine girince bilmiyor mu oğlu nasıl çalışacak, para kazanacak baba? Onu bilmiyor. Onların ikisinin arasında olan bir şey. Abla. Siz cezaevine girdiniz değil mi? Evet. Ben 3 aylığına boş yerine aldılar. Kriminalim temiz olduğu için beni geri bıraktılar. O da... Oğlunuz mu ihbar etti? Büyük bir ihtimal ya buydu. Ya da bizimkilerden. Sen mi ihbar ettin? Yani suçlamıyorum kimseyi. Birilerinden biriydi. Yani 7 yabancı adam gelip de beni şey yapmaz. Çünkü 45 yaşına gelmişim. Daha bir tane kalp kırdığım bir insan çıkıp da Cumali kalbimi kırdı diyemez kendisi de. Ben hariç. Tabi sen demek ki ayrıcalığın varmış. Senin ayrıcalığın... Benim ne özelliğim var? Senin şiddetini, sen... küfrünü, hakaretini, her şeyini ben gördüm. Bir tane çocuğun arar der ki şiddet etmiş, kabul ederim. Sen ya zaten bak sen bir örnek bir anne olacağın yerde otur. Sadece rezil bir annesin. Otur. Niye biliyor musun? Bir dinle. Burayı yani çıkmam. Yani onlara da para vermişsindir ya, ki benim tarafıma ya bir dinle diye. Dinle. 2 tane gelinin var, 2 tane kız torunun var, 1 kızın var. Sen bunlara örnek olacaksın. Ben örnek bir insan değilim. Lan yarın senin... Senin sayende hiç... Yarın gelininle oğlun kavga ettiği zaman seni örnek gösterecek. Olabilir. Senin annen böyle yapınca olabilir. Da bir şey demiyordun. Ben yapınca mı sen diyorsun? Var. Otur konuş. Ben Zeynep'le arayı istiyorum. 2 yıldır. Son 2 yılda mı ne oldu? 2 yıl önce seni beni bulamazsın. Asla bulamazsın. Nasıl? 23 yıl şahane. Son 2 yılda ne olduysa... Bitti gitti. 2 yıldır yalvarıyorum, dil döküyorum. Adam düş yakamdan. Düşmüyor. 2 yıldır derken... boşanmak mı istiyorsun? Düş. İstemiyorum ya. Ne yani? Bitti. 2 yıldır boşanmak mı istiyorsun? Açıksın, kelimeyi bu. Boşanacağız. Mehmet, telefona bağlansın. Ben sana cevap sürprizimi bağlansın. Yapacağım. Peki bu arada... O çocuklar bir tanesi benim aleyhimde. Bak çocuklar şimdiye kadar senin yanındaydı. 9 aydır ben hiçbirinin yüzünü görmedim Cebrail hariç. Doğru mu? O da ben cezaevine girdikten sonra Cebrail... Doğru mu? Doğru. Üçüne de bağlanacağız. Bağlan. O çocukların kelimesiyle ben sana bir sürprizimi yapacağım. Yap. Ya vallahi yani sürprizi açıklarsanız ben şimdiden mutlu olurum en azından. Şimdi abla, normalde çocuklar ediyorum. Hep sizden yanayken... Ne olduysa sizin bir anda ortadan kaybolmanıza 3 oğlum da artık bu yoğunun kurtulmasını istiyor diyerek Cumali Bey programa geldi. Ve şunu söylemiş, eşimi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Buraya gelsin yüzleşelim. Sevgi hiçbir şey doyurmuyor ki. He? Sevgiyle hiçbir şey olmuyor ki. Bakın. Sevgi bu evliliği kurtarmıyor. Telefonda ilk bir oğlunuz var, Mehmet. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Sen kimle yaşıyorsun? Annenle mi, babanla mı, ayrı mı? Ben hiçbiriyle yaşamıyorum abla. Ben tek başımayım. Çalışıyorum. Babam Malatya'da yaşıyor. Malatya'da mı yaşıyorsun? Yok, Malatya'da değilim. Antalya'dayım ben abla. Antalya'da hayatını sürdürüyorsun. Esra abla, bir şey sorabilir miyim Mehmet'e? Tabii. Mehmet. He baba. Oğlum, annene ben şiddet uyguluyordum. Hani benle sen askeriye gittiğimiz zaman. Asker bize dedi ki, Cumali sen işte kürek sapıyla dedi Hülya Hanım'ın sırtına vurmuşsun. Kürek sapını bırak, sence ben bir şamar vursam bu nasıl olurdu? Yok, şamar vurduğunu falan hiçbir şey görmedim de ben. Yalan yani söyleme. O jandarmaların yanına gittiğimiz zaman zaten ifadelerimizi vermişiz. Orada bütün kayıtlar Mehmet var. Oradan bakarız. Mehmet. He baba. Annen diyor ki oldu bitti diye bana şiddet ve hakaret uyguluyor. Tamam, bak şimdi ben kabul edeceğim şeyleri söylerim. Söyle. Ya oldu, tartışmalarımız oldu. Ben bir gün şiddetsiz geçmedi. Bir gün. Bir günüm şiddetsiz geçmedi. Ya, ben nasıl işe gidiyordum ya? Bu iş evde zaten. İş bu çalıştığımız yer hiç görmedin mi senin şiddetler? İş evde. Tamam da çalıştığımız kişilerin yanında. Bu arada evet, sizin çalıştığınız çiftliğin sahibi aslında yayına bağlandığında... Çünkü bu sefer çalışanlarınızın huzursuzluğu, oradaki tüm huzuru bozduğu için sizi aynen de oradan kovmak ister. Onlar da bu konuda söz hakkını, cevap keşke hakkını kullanabilir. Bağlansa. Keşke biri bağlansa. Alnınıza inşallah bağlanır. Senin annenin biri bağlansa keşke. Şimdi sen diyorsun ki benim babam şiddet uygulamadı. Beni annem en çok böyle bir tanıyan Alnınızadır, inşallah Alnınıza bağlanır. Boşu boşuna kuruyor olamaz. Bağlansın. Annene karşı bir tavrın yani var mı sen Mehmet? Sen neye dayanarak boşanmak istiyorsun? Ben kendime güveniyorum. Kendin neyine güvenirsin, neyine? Benim hiç yanında kimsem bir yok. 13 yaşında bir kız çocuğu var, bir de 10 yaşındaki olabilir, bir oğlan olabilir, var. Olabilir. Sen kime güvenirsin bu? Hiç kimseye güvenmiyorum. Lan. Bir Allah'ım var, bir de ben varım. Zamanı... Bugüne kadar senin yanında kaldım da beni kim korudu? Nasıl? Ben bugüne kadar senin yanında kaldım da kim korudu beni? Hani neren kırıldı, neren kesildi? Geçmiş olabilir Cumali Bey. O işin uzmanı sensin. Ya bazen... abla, hakaretin en büyüğüne ben maruz kaldım ya. Sen mi kaldın? Ben de yüz kalmadı, insan içine çıkan. Niye? 6 ay dağda yattım ya. 6 ayda? 6 ay dağda yattım. Dağda yattım. İnsanların olmadığı yerde yaşadım. Niye? Bir tanesi buna bir laf kondurur diye. Kaldırıp da... O ne kıskançlık, kıskançlık desene. Ne kıskançlığı? Senin neyini kıskanırım ya? Ne demek? Ne evlenmek isteseydim 4 tane evlilik... Niye evlenmedin mi? Diyeceğim. Sen kıskançlıktan yaptın. Seni gördüğüm güne lanet olsun. Seni bulduğum güne lanet olsun. Senin bu arada senin neyini kıskanayım dediğin kadın, yemin kıskanç, ederim... Kıskanç, kıskançlıktan vallahi, yemin yani ediyorum. Böyle bir abla göz... Şimdi içinden geliyor, söyleyeceğim. Ha. Olmuyor. Yani güzelliği... Yani insan karısını kıskanırsa kötü mü oluyor? Tamam, kıskanırsa kıskanırsa. Benim evime yabancı bir erkek mi geldi? Ben seni aldım, bir yere mi götürdüm? Son 2 yıl içinde bayağı bir gidip geldiler. Nasıl? Son 2 yıl içinde. Nasıl? Son bu 2 yıl içinde bayağı bir gidip geldiler. 2 yıl içinde misafirleriniz varmış bu madde alışkanlığı sebebiyle. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Gözdesi, Mehmet bunun gözdesidir. Mehmet ben gözden değil. En gözdesi de Abdullah'dır ki en konuşmadığım, en gıcık aldığım çocuğumdur. Bak, niye? Yani gıcık aldım derken konuşmuyorum ben onu. Kıskanıyor musunuz onu? Onu kıskanmıyorum. Hayır, beni tutuyor. O sadece bunun sırtını tuttuğu için. La oğlum. Bütün bu çocuklar beni rezil etmeye çalışıyor. Yani ben sana demedim. Bak bu kadar insan var. Allah için dürüst ol, doğru ol. Tamam, doğru ol. Dedim ki ya, bak istemiyorsan. Dedim. Bak, biz lafı mı bitirelim? Binlerce kez dedim, binlerce kez. Ya bir lafımı bitirelim. Bitir. Dedim ki, Allah var yukarıda. Bak bu kadar da insan var. Bunların huzurunda bir kere olsun doğru söyle. Senin evet dediğin her şeyi yapacağım. Tamam, söz. Söyle. Dedim ki ya, bu kaçma ayağı iyi bir şey değildi. Ya beni istemiyorsan insan gibi de ki seni istemiyorum. Gidelim boşanalım. Git boşan. Dedim mi? Demedim. Dedi mi? Dedim sonrası... Bizimkiler aldı mı toprağa gidiyor demedin mi? Boşanma. Ne cesedi ya? Sen demedin mi? Dinliyor musun? Sus, yalan söyleme. Öyle bir şey olsa tehdit şimdi... ettin mi? Ya ediyor. Abla vallahi günlük yalan. Günlük ediyor ya, günlük. Mehmet günlük dur da, Abdullah dur. Ya birini şahit tutma bak. Hiç kimseye şahit tutma. Abla şimdi onun yanındaki senin çocuk var. Senin neyini kıskanıyorum dediğin kimse kadını ben kadın ben olarak görmüyorsun. Yok. Anladığım kadarıyla fiziksel anlamda beğenmiyorsun. Hayır, belki de 25 yılda ben ona karşı soğudun. Ben bunun için canımı bile verirdim. Bak, verirdim. Verirdin ama. Benim böyle bir kadın kimse sana yan gözle bakamaz. Hele bir kelime toz kondursunlar. Bir şey söyleyeceğim. Olsun, etrafındaki olsun insanların bakışlarına engel olamazsın ama. Hayır, yani bir insan kıskan... kendini taşır. Sen karına benden boşandığın gün senin hayatını söndürürüm dedin mi demedin?
Yalan söylüyor. Az önce dediniz ama boşanacağım dedin, neyine güveniyorsun dedin sen. Yani bu da değişik bir versiyon yani söylemek istediğiniz. Neyine güveniyorsun derken kimlere güveniyorsun yani? Kimse yok. O da diyor ki kendime güveniyorum. Anakların aklına birisi girmiştir ya. Kim girecek benim aklıma, kim girecek? Kaç aydır yanınızdan aile yaşamını devam ettiriyor? Benim annemle kardeşlerim de 9 aydır yaşayabiliyorsa. Yani. Ablacığım. Şimdi hepimiz insanoğluyuz. Herkesin namusu şerefi vardır. Ben eşime toz kondurmuyorum. Yani sen bir kadın halınla tanımadığın bir memlekete yaşayamazsın. Ben yaşarım. Bir saniye dur, lafını bitirelim. Vallahi bence biliyor musun? Ablacığım. Şöyle düşünüyorsunuz. Hep eksik görürler. Bizi hep eksik görürler böyle. Eksik görürler derken. Eksik değil. Eksik. Cumali, bu kadın seninle çiftlikte çalışıyor muydu? Evet. Ablacığım. Yani sen karına beraber çalışırken, şimdi siz sadece karı koca değilsiniz, hayat yani, ortağısınız ve yani, iş arkadaşısınız. Evet. Bir en dakika. En güzel kelimeyi kendisi söylüyor zaten. Bir dakika. Mesela beraber çalışırken karının işte azmine, gücüne, bu cabbarlığına hayran tarafın var mıdır? Var. Yani senin, ya vallahi benim eşim öyle bir eş ki tuttuğunu kopartır. Hülya, aynen öyle. Tamam. Bu kadın dünyanın neresine giderse gitsin. Ama tek yaşayamaz. Bu cevher, abla, bu iç azim onda olduğu sürece bunu yapar. Niye sensiz eksik olsun? Ben siz değil. Niye yapamazsın? Ablacığım, ya benim telefonumu getir. Benim çocuklarımın fotoğrafını bana attı. Hı. Ben o yüzden buraya çıktım. Hı hı. Yani çocuklarını görmek istiyorsun. Abla bir o fotoğrafı görmen lazım ya. Sen eğer demezsen bu çocuklar dilendiriyor. Varsa fotoğraf versinler. Telefonum. Dilendiriyor diye çocuğu ya. Ne ya söyleyeyim? Ya o şimdi çocukları dilendirdiğini iddia ediyor. Bir tanesi desin ki ya Cumali, sen nasıl bu hakareti bu çocuklara ya da bu kanıma yapıyorsun? Şimdi çocukları... Ben çocuklarım hiçbir şeye gözleri kalmasın diye sürekli cebimde bozuk tabak. Cumali. Sürekli bozuk tabak halen de var. Cebimde bozuk tabak. Sen bir gün bile para sen çocukları dilendirdiğini mi iddia ediyorsun? Onu söyle. Tam ne demek istediğin? Çocukları dilendiriyor mu? Ablacığım bak ben duyumunu da aldım. Bak bir Cebrail'e bağlanın, eşi de bağlansın. Ki eşi benden küçük alır. Ben, yani nefret oldu bir daha bizden gelinimiz olmadan önce de sevmiyordum o aileyi. Hı hı. O mevzuyu dinlemek isterseniz onu da anlatırım. Peki onunla da konuşalım. Öyle bir şey yani yeryüzünde öyle bir şey daha ilk sefer duyacaksın. Ben dedim ki ya çocuklarımı özledim. Bak Ali ile Zeynep'i çok özledim. Hakikaten özledim ya. Ama dedim bundan önce dedim daha gözyaşı yoksa yok. Yapmam artık kimse için. Sen bana bir kelime ettin, bitti zaten. Tamam. Söylenebilecek bir şey mi? Abla bir söylemek hayır. Ben Zeynep'le Ali'mi istiyorum bak. Zeynep'le Ali için yapmayacağım bir şey yoktur. Niye? Bu da bilir ki yaparım. Saçmalama. Aileden başka. Biz yani birbirimizle derken. Şimdi bu yaşıma gelmişim, kimseye zarar vermemişim. Bu boşanmada çocukları kullanırsanız. Ali, Zeynep'i istiyorum. Hepsi o kadar. Cumali. Efendim ablam. Sakin. Şimdi bu sadece senin için değil, Hülya için de geçerli. Çocuklarınıza bak şöyle sayıyorsunuz. Ben ilk defa bunu görüyorum. Gözden bir, değil mi? Öbür çocuğum gözde iki, öbürkü gözde üç, öbürkü yani. Benim için hepsi aynı. Tamam, hepsi aynı ama çocukları birbirinize kullanmamalısınız. Ben kullanmıyorum, dikkat ediyorsanız ben kullanmıyorum. Ama 9 aydır baba çocukları görebiliyor mu? Çocuk istemiyor, anne korkuyorum diyor. Ablacığım çocuğu yetiştirmiş. Bütün şiddet çocuklarımın gözünün önünde oldu. Ablacığım. Hah onu oraya anlatam. Sen bak sabah uyandık. Otur oraya anlatam sana bir bak ablacığım. Bir dinle. Bir dinle bak şimdiye kadar ben seni dinliyorum. Sabah uyandık. Tam uyanacağız. Benim büyük oğlan kapıyı çaldı. Sen kapının açılmasıyla sonra senin mı? Yüzüme basman bir olmadı mı? Yüzüne? Baba ne yapıyorsun dedi sana. Kim? Cebu. Hadi arasın Cebrail da bunu da söylesin. Mi? Ben hatırlamıyorum. Onlar yetişkinler. Öyle bir şey yapmışam. Senden şimdi, özür dilerim. Cumali abi 9 aydır. Yok gerek yok. Ama Cebrail şimdi o kelimenin... Cumali araya gireceğim Hülya. Devam edeceğiz sizinle konuşmaya da. 9 aydır çocuklarını görmüyorsun değil evet, mi? Evet görmüyor. Görmek ister misin? İsterim. Olabilir. Onlara sarılmak ister misin? Anneden de bu konuda... Olabilir. ...izin aldık. Olabilir. Ya böyle bir şey yok ya. Ben bunlara hiçbir şey yapmam. Yapmadın. Nereye alıyoruz? Orada mı? Burada. Cumali abi kalk. Böyle gidebilirsin. Bak çocukların seni bekliyorlar. Göreceksin.
Esra abla, ya şu çocukların haline bakın ya. Ne var çocuğumun halinde? Ne var? Baba olsaydın da baksaydın. Baksaydın ben 9 aydır o çocuklara kendim bakıyorum. Allah'ım dedim. Çocuklar ya, çocuklar varken yapmayın içi. Tamam, buraların hepsini. Ben tek başıma bakıyorum. Yani bak bu akşam rica ediyorum. Hani bayramda vesile olsun diyoruz ya. Hani çocuklarıyla vakit geçirsin, yemek yesin, sen de onların yanında ol. Nereye kadar kavga edeceksiniz beraber? Ben boşanmak istiyorum. Tabii ki. Yani o boşanma sürecini de... Çocuklarımı da vermem asla. Onda da çünkü anlaşırım. Onun bulunduğu ortama ben o kızı sokamam. Sen şundan korkuyorsun. Senin bulunduğu alışkanlıklar. Benim ortamda en azından ben alnımın hakkıyla bak çamurumla gelmişim lan. Çamuru boş ver o çocuğun üstündeki... Çorabını da bak bir haftadır çıkarmamışım çorabım daha hala Sara'nın çamuru. Ya ben senin gibi giyinip kuşanmıyorum. Şimdi çocukları bulunduğu ortamda uygun buluyorsunuz. Gel. Cumali ve Hülya, çocukların bulunmuş olduğu ortamla ilgili her ikinizin de kaygıları var. Babanın alışkanlığı filan. Evet. Ama siz beraber evliyken de çocuklar aynı olumsuz ortama maruz kalıyorlardı. Aynen. Çocuklarım sürekli kapıda kilitli. Anne orada gene seni dövüyor mu kelimeleri? Anne söyle. Yeter içeri gel diyor. Abla şimdi o yalanını hemen çıkaram. Çıkar. Bir oturur musun lütfen bak rica ediyorum. Rica etme gerekirse bana. Elini ayağını öpen benim gerek lafım yok. Bir tane. Konuşma. Gerek yok. Bir dinle. Yaklaşma. Rica ediyorum ya insan ol ya. Rica etmeye gerek yok. Tamam o zaman sus. Konuşma. Gideceği gün. Zeynep ve Ali öbür odadalar. Tablet mi vardı telefon mu hatırlamıyorum. Hiçbir şey yoktu. Benim ya, telefonum vardı. Yani tablet mi telefon mu hatırlamıyorum diyorum ama. Ayık değildin o yüzden. Bir şey oldu halen aklımda değil. Gerçekten aklımda değil ha. Ben de dedim ki ya yalan söylemene gerek yok. Yani örnek atalım. Ben şunu kırdım. Ya ben kırdım. Bizim paramla alınmış bir şey. Ben niye sana yalan söyleyeyim ki? Baktım ya elini eşinizin böyle... Ablacığım ya, yalan söylediğini iddia ediyorsunuz. Elini böyle tuttu. Baktım ben oturmuşum. Dövmedi. Lan ne dövmesi? Ben oturduğum yerde nasıl seni döveyim ya? Amaç ki Zeynep ve Ali gelen baba beni dövüyor ki. Cebrail'e diye. Cebrail. Ben gideyim diye. O kız kaç defa senin önüne geçti? Boşanmayla ilgili, bakın boşanma süreciyle ilgili sizi görüştüreceğim. Yani bu konuda inşallah sağlıklı bir ortamı sağlayabiliriz, yaratabiliriz. Siz de bu konuda sağduyulu davranırsınız. Aynen. Sorumlu olarak, çocuklarınıza karşı sorumlu olarak. Yani Allah. Sizinle ilgili iddia edilen her şeyi... yapmamak ve kendinizi bu anlamda ispatlamak için dimdik durmanız lazım. Bunu sizden rica ediyorum. Ben şimdi diğer konuya geçeceğim. Konuklarımı uğurluyorum. Sizi uğurlayayım. Teşekkür ederim. Şimdiki konuğumuz dün çok güldüğümüz, her cümlede çok şaşırdığımız... O Türkiye'nin damadı ve kayınpederi geliyor. Kadir Şakar ve kayınpederi Altay Bey geliyor. Buyursunlar. Yalanların hepsini de dinledim. İddiaları var. Beni balkonda yatırdı. Bana zorbalık yaptı. Kafama demirle vurdu. Evet öyle dedi. Dark Ripper var mı? Bakın camımı çerçevemi aşağıya indirdi. 4 tane kızımın Dark Ripper'ı var. Saçını patlattı. Oo. Kızımı aldattı. Bunları söyledi mi size? 9 ay kızıma bu çocuk benden değil, bu çocuk benden değil dedi. Bir insan yalan söylüyorsa ondan yola çıkmaz. Kızın yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor, aynen. Aslında Altay Bey normalde Özlem Hanım'ın babası olmasına karşın bu ilişkiyle beraber neredeyse Kadir'in babası gibi davranıyor. Bakın kapımı bile kırdı. Kızımın kaşının patlamış olduğu fotoğrafı geldi, ben evet. Kızımı aradım. Ben dedim ki olamaz kızım böyle bir şey. Hatta niye olamaz? Yani... Onun öyle bir şey yapacağını ben şey yapmıyordum yani. Çok enteresan. Bir babanın kızı kaşı patlıyor. Kocam yaptı diyor. Yok o yapmamıştır diyen ilk defa sizi gördüm. Beni Kadir dövdü dediğinde babandan ne yapmasını isterdin? Yanımda olmasını isterdim Esra abla. Sana göre bu yuvayı yıkan kişi kim? Kadir. Kadir Esra abla. Küfür etti, hakaret etti. Hep dövdü beni. Altay Bey, kızınızın kaşı patladığında onu Kadir yapmadıysa kim yaptı? Bir tokat attım diyor bana. Öyle dedim. Şimdi küçük ve narin bir kız
Bu kadına şiddeti uygulayanların zaten en büyük özelliği budur biliyorsun. Sonra utanmadan asla, af dilerler. Ben asla ama senin baban niye senin bu kaderin yanında bunu anlamıyorum. Bak bunu aklım almıyor. Kendi babasından daha çok senin babanla samimi. Sen bunun elinden tutacaktın diyecektin ki babam burada oturuyor. Gideceğiz. Seni tanıştırmam lazım. Mehmet'i nasıl getirdi? Aynı onu da getirecektin bana. Kızıyorum. Ben de çok kızıyorum size. Sen kızabilirsin. O bir tane yuvayı yıktı. Herifin hayatını söndürdü. Aynısını ilk damadını 5 ayda. Aynısını bana yaptı. Mehmet. Bağlayın, o günah var mıydı size. Soruyorum sana. Hangi son damadınız bir numara? Mehmet mi Kadir mi? Ya ikisi de aynı. Hiçbir ayrıcalıkları yok. Alışkanlıkları aynı mı? Ya alışkanlığını ben Mehmet'inkini bilmem. Mehmet okeyciydi. Okey oynardı. Umarım sevmem. Esra Hanım evet, beni dinler misin? Evet o okeyciydi. Bu... Bakın bununki biz uçuk. Mehmet'ten nasıl tanıştık? Mehmet'ten biz okey basasında tanıştık. Okay. Ya niye girmeyeyim ya? Biz bundan tanıştık ettik. Baktık bir gün Özlem'den beraber geldiler. Dedi ki baba ben bunu seviyorum. Bütün alışkanlıklarını bilirsin. Tabletle onun da... oynuyorduk biz tablette. Ya Allah Allah. Yok mu böyle bir oyun? Bir şey söyleyeceğim. Facebook'ta böyle bir oyun yok mu? Var. Facebook'ta mı buldunuz? Evet tablette. Sen de o oyunu oynuyor muydun Özlem? Evet Esra abla. Halamla beraber oynuyorduk. Halam tanıyordu. Aynı aileden bu oyunda Mehmet ne şanslı ki hem babasına hem kızına denk geliyor. Aynen öyle. Konuşmaya başlamışlar. Esra Hanım. Çünkü... Esra Hanım eski muhabbeti niye anlatıyor lan? Mehmet Bey telefon atla. Mehmet Bey merhaba. Şöyle söyleyeyim. Siz Altay Bey'i sever misiniz? Ben kayınpederimi çok severim. Dört dörtlük insandır. Ama onun kıymetini bilmediler. Attı saklayıp 400 lira alacağım da. Beni bile 10 kere dolandırmaya çalıştın be. Bir dakika ya. Mehmet konuşsun bir saniye. Evet. Arellenme, acelenme. Mehmet Bey, kayınpederiniz düğününüzde var mıydı? İsmi yazılmamıştı. Getirmediler. Kim getirmedi? İsmi yazılmamış. Onlar istemiyoruz dediler. Yok, sen istemedin. Hayır sen istemedin. Kızınızın hiçbir ilişkisinin başında yoksunuz. Ama kızınız ne zaman o ilişkilerden kurtulmak istese damatlar soluğu sizin yanınızda alıyor. Sevgili seyirciler hatırlatmanın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Gerçekten hani dün neler konuştuğunuzu herhalde siz de anımsarsanız ve görürseniz hepimizin şaşırdığı bir tarafta da çok güldüğümüz bir an yaşadık. Çünkü ben hayatımda ilk defa damatlarına bu kadar bağlı bir kayınpeder tanıyorum. Bu güzel bir şey ama her iki damadınızın da en önemli özelliği kızınızı üzmesi. İşte sorun orada yani Esra Hanım. Yani şimdi benim anlamadığım bir olay var. Yani şimdi Mehmet biz boşandıktan sonra da yine görüşmeye başladık, konuşmaya başladık. Ama şimdi onun anlattıkları hani ben diyorum ki oğlum diyorum bana niye gelip benden konuşmadın? Hepsi kızınızdan ayrıldıktan sonra sizinle bir kanka olma durumundalar. Ya tamam. Ya gelsinler benden konuşsunlar deseler desinler ki ya senin kızının böyle hataları var. Ya ben onları halletmeye çalışırım. Ama bana hiç şey demediler. Ya Mehmet de demedi. Bu da demedi. Ben dedim. İlişkinin başında sizi tanımayan, sizinle iletişim kurmayan damatlar ayrılırken niye size tutunuyorlar? İşte ben onu anlamıyorum ama ben şimdi haklıdan acaba her zaman haklıdan karınızı... yanayım ben. Ha? Haklıdan yanayım, haksızdan yana olmam hiç kim zaman. Kim haklı peki? Bu durumda damatlar haklı. Tabii ki ya görünen bir şey var ortada Esra Hanım. Damatlarınız haklı mı? Ya tabii ki onun... Anlatacak çok şeyleri vardı. Anlatsaydı. Peki, dünkü telefon görüşmesinde Mehmet Bey'le tam iletişim kuramadık süreden dolayı. Şimdi tekrar bağlasınlar. Yeniden konuşalım ya onun kendisiyle. Anlatacaklarını bir dinleyin. Hı. Allah rızası için bir dinleyin. Bakalım ne diyor. Mesela sizin kendinize kızınızın... Kendinize mahkeme edin. Sizin kızınızın ve eski eşinizin yani annesinin evet. Haksız tarafları nedir? Bakın şimdi buradaki seyirciler bana kızmasınlar. Benim bir hanımım ve kızımın bir para hırsı var. Her gün para isterler. Bakın. Sokaktan da. Sabahleyin şimdi biz bir sabah bendeydi boşanmadan önce. Benim kızım bendeydi. Biz tartıştık masada. Ben kızıma dedim ki bak bunun suçlusu annen. Ben değilim kızım.
Hatta ablam da vardı, kızım. Ağlamaya başladı sofrada. Ya be kızım, ben senin odana niye geliyordum, televizyonu seyrediyorduk beraber? Bunları hiç kafanda sorun ettin mi Özlem? Bunları düşündün mü? Yalan söylüyor ya, yalan söylüyor. Cevap ya yapmayın ya, Allah aşkına yapmayın ya. Rabia, bakın, cevaplayabilir bunu Özlem. Evet Esra Hanım, tabii. Anlamadım Esra abla, bir daha duyabilir miyim? Baban şöyle bir iddiada bulundu. Benim kızım ve annesi parayı çok severler. Hatta her gün para isterler. Bu sebeple kızım beni bıçaklamaya kalktı. Biz kavga ettik sofrada sabah kahvaltısında. Hayır Esra abla, böyle bir şey yok. Ya. Peki bıçaklama oldu mu? Hayır olmadı. Sen bana bile çekti. Şey. Neden böyle bir şey kalkıştı? Ablam şahit ya, ablam biliyor. Biz sabah kahvaltısında üçümüz annesi beraber... Hayır, kavga ettiler ama öyle bir şey olmadı. Annesi Üsküdar'da kızım demiyor. Doğruyu söyle, yalan söylüyor, söyle. Öyle bir şey olmadı. Doğruyu söyle kızım, bak. Mübarek günlerdeyiz. Doğruyu söyle, yalan söyleme. Yalanla... Ya Kadir doğru mu söylüyor? Sen niye Kadir'in yanındasın peki? Kadir de yalan söylüyor. Sen niye Kadir'in yanındasın peki, benim ne yanımda değilsin? Ne yalanı söylüyorum? Bir tane yalanımı söyler misin? Ne söyledim sana? Ne yalan söyledim? He? Üsküdar'da karakola bile gittiğimizde... Ha ne yalan söyleyeceksin ya? Üsküdar'da karakola gittiğimizde bile anneni kötüleyip kadın sığmaya gitmeye kalktın. Evdeyken bile kavga ettin, kadın sığmaya gittin, kalktın, gel bunu kurtar dedi. Annen hamileyken böğürüyor, al bunu buradan, yalvarıyordu. Şimdi nasıl tutuyor? Nikahlıyken nasıl sana seni boşatıp ne? Sokağa salıyor? Sen nikah... Çocuk yapıyorsun, sonra kimsin diyorsun? Tek başına mı yapıyor bunları? Tabii ki muhteşem bir kadınmış bu ya. Bizi de tek başı. Doğru söylüyorsun. Yani utanmasanız şey diyeceksiniz. Beni kullandı, sokağa attı diyeceksiniz. İfade edildim falan diyeceksiniz kusura yani. Şuna bakmayın Esra Hanım. Demin dediniz ki DNA niye istedin? DNA abla, niye istedin? Niye istedin? Beni kullandı, söyleyeyim mi? Söyle. Affedersiniz, evliyken. Evliyken Mehmet'ten. Mehmet'i Cihan'la aldatıyor. Cihan'ı benle aldatıyor. Bunu yakaladım. Annesini yanına yakaladım. İlişkinin sen beni başında. Kimle aldattın evet. Peki? Gördün sen de beni Özge ile aldattın. Sen benim geçmişimde yaşadığım kadını kızına nasıl yakıştırırsın? Sen gördün mü peki? Ben gördüm, telefonda yakaladım. Sen Mehmet... gördün mü peki? Cihan sana gördün? Küfür etmedi mi? Ben de seni Özge ile yakaladım. Sen Cihan sana küfür etmedi mi? Tamam, Özge de sana küfür etti ona bakarsan. Ya küfür Özge ayrı bir şey. Sen bunun ilişkinin olduğunu inkar etmedin mi? Altay Bey, damadınızın kızınız hakkında iddialarınız karşısında kılınız kıpırdamadı ya. Şu tepsi kayıtlı. Bakın Hülya Hanım, ben size dönden beri ne anlatmaya çalışıyorum ki? Damadınızın iddiaları doğru mu? Kızınıza bir takım yakıştırmalarda bulunuyor. Hepsi ya doğru, ona... kayıtlı, evraklı. Haklı yönleri de var, haksız yönleri de var. O zaman niye tekrar barışsınlar diye Hülya geldiniz? Ya kendisi bilir, ister barışın, ister barışmaz. Benim diyeceğim bir şey yok. Sizin için hiçbir şey yok, hayır, yok. Hayır, şey. Sizi. Ben annesiz babasız bilirim. Darp ettiği zaman benim babam yanımda yoktu. Ben annesiz babasız bilirim. Evraklarım bile yanımda. Siz bir babanın kızı hakkında o iddialarda bulunuyorsunuz. Sizin kızınız hakkında bulunsa bu kadar rahat oturur musunuz? Ben iddia etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Çok rahat davranıyorlar. Gerçekleri evet. Söylüyorum. Gerçekleri niye o zaman barışmak istiyorsun? Niye istediğimi söyle, onu da söylüyorum. Yapmayın bakın, Allah ben annesiz babasız büyüdüm. Şiddet. Ayrı gayrı büyüdüm. Bir evladım da var 16 yaşında. Sen eski utanmadan şehirde. Dedin ki annesiz, benim çocuğum babasız dedin, büyüyor. Ben değilim. Sen. Ne dedim? Hangi, kimle sustum birlikte şunu ya. Ne dedim? Kiminle birlikte olduysan. Tamam ben. Peki o zaman ne işin vardı benim senin evinde? Niye nikah yaptım seninle ben? Ne nikah yaptın? Ha imam nikah niye yaptık o zaman? Diyorsun senin ya tam durumun dediğin. Yoktu da ondan. Evi yapacak durumun yoktu. O yüzden annemin evine geldin. Yok kusura bunu bakma da benim evime annen gelmedi. İlk önce sen geldin. Evi zaman, gördün, ailemi gördün. Kadir Bey o zaman ağırlığınızı ben koyacaktınız. İstemedim. Evet. Bir dakika Özlem. O zaman ağırlığını koyacaktın. Diyecektin ki bak Özlem. Beni tanıdığın günden beri evet. Benim şartlarım bu. Evet. Bunu kabul ediyorsan benimle bu hayat yolculuğunda yürü. Etti. Yoksa kusura bakma. Etti. Ben seninle beraber olamam. Etti. Zaten nikahsız, dini nikahlı berabersiniz. Ailesi abla kabul Anneme etmedi. Gidelim dediğinde de benim Özlem, şartlarımı kabul eden biriyle yoluma devam sen ederim. Sen benden diyecektiniz. Yüzüğünü, küpeni, kolyeni. Esra abla. Bilezik istemedi dedi, sonra bilezikleri dedi, de istedi. Onun dedi evini yapacak dedi, durumu yok. Gelin dedi, benim evimde kalın dedi. Hı. Orada dedi yapamazsın sen dedi. Seni kimse korumaz dedi. Vallahi senin annen, senin Mehmet'le oturduğun gece kondudan daireyi bile çıkartmaya çalışıp evi o yüzden sonra gitti. Mehmet Bey canlı yayında olacak. Ayten Hanım'a söz vermek istiyorum. Çok evet. Uzun bir süre söz hakkınızı kullandınız. Ayten Hanım. Bu ilişkiye buyur. İzin verdiğiniz için mi kendinizi pişman hissediyorsunuz? Yoksa Kadir'i kendi evinize davet edip iç güveysi olarak kabul ettiğiniz için mi?
250 bin... Esra Hanım, açık söyleyeyim, ben 63 yaşındayım. Yalan. Ben ilk başta zaten bunların ilişkisine izin vermedim. Yeni tanıştıkları zaman. Ben beğenmedim tipini. Kızım dedim, Beyaz Hanım diyor, kızımı dedim, bu dedim köprü altı serserisine benziyor. Bundan birlikte olma dedim. Bir, ikincisi daha diğerinden boşanmadın dedim. Peki niye hastane bahçelerine tatlı getiriyordun, evime geliyordun? Boşanmadı. Evet. Boşanmadı, boşanmadı dedim. Sağlıklı düşünemez dedim. Evli bir kadına sakın dedim, evine götürme dedim. Yani sen kızının ama boşanmasını gerçekleştirmediğini söyledin. Bir dakika. Senin kızın evi terk ettiği zaman... Evet, kendisi biliyordu. Senin kızın gece... Sen tanıştığın gün bu kadın sana bu iş olmaz, benim kızım daha hayır, evli öyle dedi şey demedi. Mi? Demedi. Bu kız evi terk bunu etti. Bunu duymuş olma. Yalan hayır, söylüyor. Annesini terk yalan etti. Yalan söylüyor. Benim evime seni tek kim terk etti? İlk tanıştığımız zaman küçük suda. Öğretmenler evinde söyledim kusura ben bunu. Kusura bakma da sen ilk tanıştığımızda bana ilk söylediğin söyleyeyim sana söyleyeyim mi? İki evladım var, ikisini de görmeyeyim. Söylediğin ilk kelime Allah bir. Ben, çocuklarını ben yemin ikine, et. Ben ilkine... Babasıyım sen kimsin? Çocuklarını karıştırma. İki çocuğum var. Eşin nerede eski eşin? Eskişehir'de ayrılığı 10 sene üzeri oldu. Kim bakıyor onlara? Hayır, kendi annesi babası da var, kendisi de orada. Çocukların ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Kendisi de çalışıyor, ben de gönderiyorum. Nafakanızı düzenli her ay çatır çatır ödüyor musunuz? Her ay ödemesem de 3 ayda bir ödüyorum, 4 ayda bir ödüyorum ama ödüyorum yani. Vay çünkü, be. Çünkü benim, bakın ben bunlara neyse, dedim ki... Neyse ben bilgiyi aldım, ben bana bunlara yeter. Dedim ki, bakın benim şu an durumum bu. Bir tazminatım var, beklediğim bir param var. Bu para dedim yatacak, ben o zaman dedim rahata çıkarım. Artı dedim küçük bir birikimim var. Deprem oldu. Depremdeki birikimimi o arkadaş, ya iş yaptım, ticaret yaptım arkadaşımı iki ay göremedim. Aklımda 50 tane şey sundular. Kişiyi buldum, paramı aldım, etrafıma döndüler. Tazminatımı alacağım. Sorumluluklarınız ha. Ağırken yeni bir evlilik ya da ilişki kurmaya kendinizi gerçekten hazır hissediyor musunuz? Ben... İki çocuğunuz var ve onlarla ilgili ihtiyaçlarını bile tam gideremiyorken... Hayır, bakın. Yeni bir evlilik sizin için normal mi i̇ki yani olan bu, mı? İki çocuk bununla beraber. İki. İki, ha ilkinden var. Olsun. İkinden. Ve ben bakın zaten evlilik... Nereye özlem? Çocuk tövbe ağladığı dedin, için. Peki Kadir Bey, bir bırakalım Ayten Hanım çocuk anlatsın. Çocuk ağlıyor. Ayten Hanım, tamam. Siz bu ilişkiyi efendim, hani izin verdiniz. Zaten başından beri karşıydınız ama... Sonra el mecbur ki senin evinde evet, yaşamaya başladılar. Yani hamile kalınca evet. Sana hamile anneciğim, kalınca mecbur kaldım. Sana anneciğim anneciğim diyen Kadir sonra sana bir anda düşman kesilmeye başlıyor. Anneciğim demedi de işte anne diyordu. Anne diyordu. Çok iyiydi aramız dedi biraz önce yani dünkü ifadelerinde. Evet. Çok iyiydi aramız diyor. Ne oldu da size mesafeli olmaya başladı? Ben çok iyiydim ama şimdi çok kötü oldum. Niye? Ben neden? Sana söyleyeyim. Ona sormak lazım. Ben söyleyeyim. Sen dedin ki nereden biliyorsun? Ben belki unutmuyorum. Belki sağ gösteriyorum, sol vururum. İki ay boyunca ben o kapılarda dilendim, ağladım. En son sabah dedim ki ver şu elini. Ben elini öpüyorum. Allah'a bırakıyorum çünkü dedim kızım bu olmuyor. Bu evlilik böyle yürümüyor. Çünkü her gün evde ben ağlıyorum. Siz zebellasınız. Niye ağlıyorlar? Ben ağlıyorum. Niye ağlıyorsun? Niye? Çocuğun ultrason kağıdı elimde. Eşimin yanına oturamıyorum. Eşimle bağ kuramıyorum. İşten geliyorum. Karşımda bu şekilde. Saat gece 4 olmuş. Biz böyle oturuyoruz. Kız ayrı dünyalarda. Anne yapma, ana etme. Bak kızını başladı. Kızın eksikleri kapatamayınca benim üzerinden yorum yapmaya. Geçmişi karanlık. İşte sokaktan gelme. İşte şu böyle. Ana yapma tamam, etme. Bak senin kızın da geçmişi karanlık. Bak dağıtırsın bizi. Yapma. Yapma. Ne oldu? Kızın benim geçmişim oldu. Mutlu oldun mu? Utanmadın değil mi kucağındaki torunundan? Yuvayı yıkan sence o mu sen, senin sen sorumsuz utanmadın mı? Sen benim kızımı... Sorumsuz dediniz nedir ya? Eve, ben, bir dakika benim çalışmazsın. Benim kızım beni dinleseydi sen de birlikte olmazdı. Esra Hanım şunu susturur musunuz? Evet bir dinleyin iki dakika. Hı. Su da içebilirsiniz. Evet dinliyorum. Duyuyorum. Benim kızım başta beni dinleseydi onunla birlikte olmazdı. Hamile kadını ben niye ayırayım? Süper. Önceden bize kendini benim kızım onu niye istemedi tamam, sonradan? Tamam özür dilerim. Devamlı dövdüğü evet, için. Devamlı. Ve ilişkide hep şiddet ve vardı. Ve o Özge'yi kara yapacağım dedi. Ablacığım kimse de şiddet evet, yoktu. Bir senin kızın. Valla DAP raporları elinde. Benim de var DAP raporum. Benim de var DAP raporum. Bakın. Ben bir kaşına vurmuşum bunda. Onlar silahla yaraladılar beni. Görüyor musunuz bunu Esra Hanım? Açın ifadeleri. İfadeleri açar mısın? Esra Hanım. Madem kızını ben senin yanında darp ediyorum. Niye benim tarafımda oluyorsun? Bakın. Benim tarafımda niye oluyorsun ya? Esra Hanım. Darp ediyorum kızını Ayten ben. Hanım. Dinle. Evet. Esra Hanım. Duyuyorum.
Senin şekerin vardır şimdi. Ben, kim dövmüş onu, ben mi dövmüşüm? Ben kalp hastasıyım. Kalp hastası anjiyo oldum ben. Ben onu nasıl dövebilirim? Kendisi iri yarı 90 kilo. Beni ezdi geçti. Benim yanımda kızımı kaç sefer dövdü ya. Beni itti de. Peki baba bunları biliyor. Söylüyor? Bakın. Utanmadan hangi yüze çıkıyor ya? Şimdi. Yüzsüz adam. Ayten Hanım ve buraya barışmaya geldi. Ben sana göre ben yüzsüz olayım. Kadir Bey buraya barışmaya geldi. Bunun altını çok çiziyorum. Çok iyiyse kendi babası. Ya çok iyiyse kendi babasından bağlasa ya. Kendi babası bile diyor ki ben karışmıyorum dedi. Ben dedi onunla baş edemem dedi. Niye karıştı 40 yaşında adamım? Ekmeğimi kendim kazanmışım. Hayatımı kazanmışım. He. Babam benim neyime karışacak? Neden istemiyor? Ben geldim. Bak sizin istediğiniz neydi biliyor musun? Sana geldim. Sizin biz karışmayız dediler. Biz evet. Ben hiç bir ben hiç bir işte bu ailemi karıştırmadım ki. Çünkü senin ne olduğun belli. Peki bir dakika. Kadir Bey araya izin senin verin. Belli ne oldu? İzin verin. Belli belli. Ayten Hanım. Anam da belli babam da belli. Şiddet vardı dediniz. Bu şiddeti göre göre bile bile. Evet. Yani şimdi Altay Bey sizin kızınızın babası. Anormal bir durum var. Neden? Evet. Hep yani bir eski damadı Mehmet bir de şimdiki yani sözde damat Kadir'in yanında niye burada oturuyor ve onları destekliyor sonuna kadar? İçkiyle alakası yok karıştırma neden? Ya. Çünkü içki içiyorlar birlikte içtiği için de ablası eve almıyor gidecek yeri yok diye. Bunu kimin yok? Ya. Kendisi söyledi. Kimin? Gayet de çok güzel de bakılıyor adam. Gidecek yeri yok dedi ablam dedi içki içtiğim için eve almıyor beni dedi birlikte içiyorlar ve Özlem'e resmini attı. Özlem'i siz yaraladınız. Özlem'i sizin yaraladığınızı da düşünüyor eşiniz. Ne? Eski eşiniz. Ne yapıyor? Diyor resimde baba olarak ben gördüm benim... ama damat bunu yapmadı. Nasıl yani? Ben ne yapmamışım? Neyi? Anlayamadım Hülya Hanım. Kayınbabası diyor ki ben Altay Bey. Ben diyor anladım, kızımın yaralanmasını babası. Gördüm. Bir yara var kaşında ama damat bunu yapmadı diyor. Evet. Sizi ima ediyor. Evet. Siz kızınızı tabii davet ettiniz mi? Tabii ben yaptım. Özlem kendisi yaptı. Ben o gün tokatı vurduğumda dış kapıya, dış kapıya bakın. Aslında tokatla kurmadı. Dış kapıyı açacağım. Bakın dış kapıyı açacağım. Dışarıdan kaynanam kapıyı açtı. İkimiz bir anda kapıyı açtık. Arkamdan bana vurmaya başladı. Döndüm al bu kızını dedim. Atmak için bir tane tokat attım. Yalan söylüyor yalan yalan yalan. İşte dengesiz 60... adam. Utanmadan bir de oraya çıkıyorsun ya. Neydi içeri? Bir de Allah'ı kandıramaz. Sen nişanlı sokar. Seni... Öbür dünyada sen var ya yasacak yerin yok. Ben s**miyorum ki. Nişanlı evet. Sokar. Senin yüzünden ben nişan... kaçtığımı geçirdim evimi. Ben sana zaten hakkımı helal etmiyorum. Ben o gün evde bile yoktum. O Kur'an'lara nasıl el bastın? O Kur'an'lara nasıl el bastın? Utanmadan bir daha Esra'yı Kadir Bey. Değil mi? Ayten Hanım. Yalancı. Yeni mahallesini niye ne konuşuyor? Güçlüsün be. Niye kalp hastası oldun? Utanmaz. Sen utanma. Ay lütfen. Ya, bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim buraya. Beko seni biliyor be. Beko seni kötüledi. Ayten Hanım. Ya herkes seni kim? Senin bir sözün var. Kaynana günden gün ol çok fena. Bunu sen öğrettin bana. Kadir Bey, 30 saniye ben, sessiz. Buraya mikrofonu tamam istemiyorum. Gökten kemik al, yer biliyor al, musun? Al, bak göpeğin kızım. Göpeğin duvası kabul olursa kızım, gökten kemik yerdi. Sen yaptın bunu. Ya lütfen yapma Allah aşkına. Sen yaptın. Kadir dur. Ben sana buraya... tek tabanca geldim. Kadir. Kimseyi katmadan Allah adıyla Kadir geldim. Bey. İstediğim verdin. Duyun her şeyini yaptım. Kadir Bey. Ekmeğini ver. Hanım mikrofonunu. Ay yeter Rabia ya, yeter tut. Artık. Rabia tut. Bak ay, bir sakin ol. Kendine gel ağzından çıkanları kulağın duysun. Söylediğin her şey buraya gelme fikrinle çelişiyor. Senin hayır, şu anda anlayacağım. Bu kadına normal şartlarda hayır. Özlemle barışıyor olsan yalvarıyor hayır. Olman lazım. Ben buna yine yalvarmam. Ama... Ben Kadir ona yine Bey. Yalvarmayacağım. Kadir çünkü Bey. O beni evladım. Ay beni var ya evladım ben etti. Yani, yemin ederim. Ay. Kızımı bak, kızımı bu darp etti ya. Darp ettin. Bak kızını sen dövüyorsun be. Seni rüzgar gibi çekip Kadir attı, Bey. Kendisi kızıma saldırdı. Altay Bey bir tepki versenize bir Kadir, sussun. Kadir bir saniye. Kadir. Dedi ve Kadir sustu. Eyzübillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliriz kimden peki, geldi. Peki Ayten Hanım damadınız buraya niye geldi biliyor musunuz? Özlem'le barışmaya. Yanına da destekçi Özlem'in barışın babasını almaya. Gitsin. Peki Kadir kötüydü. Özlem, siz barışmak İlk... istiyor musunuz? Ha. Hayır tabii ki de ben barışmak istemiyorum. Barışmasın. Kadir ben kötü de, damat. Peki Mehmet'i de
kızınızdan siz ayırmışsınız. İddianız bu. Yani iddia bu sizinle ilgili. Ya ben ayırdım. Ben ayırdım. Nasıl ayırdın? Kızım benim 4 tane bilezik taktılar. Anlat, anlat, evet. Heyecanlı. Ben sahte... onu da anlatayım. 4 tamam, bilezik doğru, taktılar. Tamam, sormuştum. Benim kızım bir gün olsun bilezikleri takmadı. Bizden habersiz, daha bir gün bile bilezikleri takmadı. Bizden habersiz bilezikleri satmış, sahtesini yapmış. Altay Bey bunu biliyor mu? Siz biliyor muydunuz? Ben sonradan öğrendim bunu Esra Hanım. Peki bundan sonra Mehmet'e tavır aldın mı? Ya Mehmet'in bana anlattıkları öyle bir şeyler var ki. Bana çok şeyler anlattı Mehmet. Altay Bey, mevzu somut olay şu. Evet. Kızın arıyor, diyor ki babacığım bu Mehmet var ya benim kocam olacak olan adam. Esra Hanım, benim altınlarımı aldı. Dur diye ben ayrılmak zorundayım. Benim kocam olacak kişi benim altınlarımı al sen sat. Yerine de bunların hepsini sahtesini koy. Beni dolandırdı diyor. Sen bunu duyuyorsun. Ya sonra Esra gidiyorsun. Hanım, bir saniye, bir saniye. Lafınızı Altay, unutmayın. Ama bir saniye. Benim şu anda bana bir saniyem böyle bir şey, var. Bir lafım yok benim öyle bir laf. Sonra bana o gelip altınları, tanışmadı bile. Altay Bey sen o altınları getir kızım diyorsun. Tamam mı? Getiriyorsun, dişinle mi bakıyorsun, kuyumcuya mı götürüyorsun, ne yapıyorsan altınların sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yani. Bu sizin damadınızı anne, yalancı burada yapar mı? Herkese soruyorum. Bu olayı gördükten sonra damadınız sizin gözünüze yalancı olur mu? Olur. Olur, olur. Peki yalancı damatla, eski damatla sen niye görüşüyorsun hala? Esra, buyurun, Esra, söz hakkı sizde. Şimdi Esra Hanım, ben onu, o bana deseydi Özlem, baba böyle böyle bir durum var. Bizim kuyumcumuz var Üsküdar'da. Şileli kendileri bunlar. Ben oraya götürürüm. Kuyumcu kuyumcu olalı böyle reklam görmedi. Ya, herkes koşarak gidecek. Esra Hanım, evet, siz tamam, işi yokuşa sürüyorsunuz. Ben yokuşa sürmüyorum abi, sen orayı bipletiyorsun. Sürüyorsun sen ismi, yokuşa. İsmi söyleme. Kusura bakma. Esra, ne olacak? Allah, bir şey mi var? Bir şey söyleyebilir miyim? Şey, ya neyin reklamı ya? Allah bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Bunun için tartışacak Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Konuşmayın, zaten çok zor iletişim kuruyoruz. Diyor ki sahte bilezik diyor ya. Peki. Ben götürürüm onu oraya. Derim ki Ali bak buna. Sahte mi değil mi? Bana kesin bir cevap söyle. Kızım sana söyle bunu bana. Söyledi mi? Hayır. Bana söylemedi. Söyledim. Bana benim söyledim haberim yok. Söyledim Esra abla. Ben söyledim. Benim haberim yok. Söyledim. Fotoğrafları öyle attın şey mı? Dediler. Peki. Siz karışmayın. Onlar kendileri halletmişler aralarında. Ben gördüm. Benim haberim yok. Ama sen bu olayı duydun. Bana geldi haberi. Kimden duydun bunu? Ben Mehmet'ten duydum. Mehmet söyledi bana. Ne dedi Mehmet sana? Baba dedi o bilezikler sahteymiş dedi. Kim takmış o bilezikleri? Hayır Esra abla. Ben Mehmet söylemedi takmış. Esra abla. Ben kim? Söyledim aradım da. Baba dedim düğünde dedim sahte bilezik takmışlar dedim. Ben dedim kuyumcudan öğrendim dedim. Babam öyle bir şey olmaz dedi. Ben tamam, söyledim Esra abla. Öyle demiş olabilir. Hayır yola girmediler. Babanın biraz önce söylediği kuyumcu abilerimiz abinize mi gittiniz? Yok o başka birisine gitti. Başka birine gitti. Hayır Esra abla. O söylediği kuyumcu değil. Ha? O kuyumcu değil. Peki Altay Bey, kızınız size her yok sorunu abla, söylediğinde siz ona inanmak yerine hep damatlarınızı koruyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Vallahi Esra Hanım, ben kızımla yani ben 18 yaşına kadar baktım. Hem hanımımla tartıştık, hem kızımla tartıştık. Bir gün olsun gün yüzü görmedim. Hep huzursuz. Yemin ediyorum sana, bak. Şuradan kapıdan çıkmak nasip olmasın. Ben maaş alıyordum. Maaşım kuryede çalışıyordum ben. Kredi kartı dağıtıyordum. 2011 senesinde başladım. 2015'te falan bitti. Kapandı şirket. Bütün sanatçılara gidiyordum ben hepsine. Kredi kartı götürüyordum. Ve ben maaşımı alıyordum. Cebime koyuyordum. Buna vermiyordum. Hanıma vermiyordum. Ama neden vermiyordum? Çünkü... Paracı, parayı çok seven insan. Ama yani, ya insanlar parayı bu kadar sever mi ya? Yani şimdi ihtiyaçları karşılamak mı? Bana bir cevap ver. Hayır. Ama sen şimdi sana para cevap sevinmez. Verince de diyorsun ki işi yokuşa sürüyorsun. Şimdi ben söyledim. O para o evin ihtiyaçlarını karşılamak için mi geçerli? Yoksa lüksü için mi?
Evin ihtiyaçlarını gidermek için. O zaman bu parayı sevmek değil ki. Bu sorumluluk sahibi olan elektriğin ödenmesi. Ya tamam, onlar hepsi ödeniyordu. Ben 1800 lira para veriyordum ona. Benim aldığım para çok iyi paraydı. Ama yetmiyor demek ki. Ya nasıl yetmiyor, gözünü seveyim ya. Siz acaba kötü alışkanlıklarınız dolayısıyla parayı çarçur mu yapıyordunuz? Bakın Hülya Hanım, ben 2100 lira... Bence sizin alışkanlıklarınız damatlarda da gördüğünüz için siz bir damat sevici olmuşsunuz. Ya öyle bir şey yok. Alışkanlıklarınız öyle var. Şey. İlk damat okey oynuyor, siz de seviyorsunuz. İkinci damat işte alkol alıyor, siz de seviyorsunuz. Aslında burada yanlış anlaşılma var. Aynı masayı paylaşıyorsunuz. Damatların özellikleriyle Altay Bey'in özellikleri aynı. Denk geliyor yani bu damatlar. Ya tamam da şimdi benim avukat hanım, bir benim şey kızımın derdi bitmiyordu. Alışkanlıklarınız aynı mı damatlarla? Ya ben sanal bilmem. O beni arar. Bilmem. Bakın Hülya Hanım, beni arar. Ne yaptın ki? Şimdi ya? Ben Ramazan'dan önce benim arkadaşlarım. Ben onu sormuyorum Altay Bey. Damatlarınızın özellikleriyle sizin özellikleriniz aynı mı? Ben babam demek istemiyorum sana. Değil. Kafa yap yani. Değil. Tam yok. Yani kızım öyle bir yok, damat değil. Seçiyor ki tam bana arkadaş. Damatlarınızla kendinizi arkadaş olarak görüyor musunuz? Ya Mehmet'le ben o kadar fazla kalmadık biz. Yani öyle bir geldi, boşandıktan sonra bir kahve içtik Üsküdar'da. Ondan sonra baba dedi ben gidiyorum dedi, hakkını helal et dedi. Sık dedim, sık telefonlaşır mısınız? Bazen konuşuyoruz. Bazen. Sever misiniz? Ya severim, konuşkan bir insan kendisi. Yani, İletişimi kuvvetli. Yani. Ya da Özlem, bir soru sormak istiyordum. Bunu. Rabia sendeyiz. Niye gülüyorsun Özlem? Mehmet dedikçe sen gülüyorsun. Komik mi geliyor bu durum sana? Mahkemede beraberdik işte. 2-3 gün önce mahkeme niye vardı. Ne mahkemesi? Babalık davası açtım, mahkemedeydi. Ha, anladım. Babasına taşma tanıştırdın mı ikisini? Ya onlar zaten tanışıyorlardı. Anladım. Mehmet'ten boşandıktan sonra zaten Mehmet'i gördü o ama bir şey demedi. Tamam. Bana da buyurun dedi ki, Özlem. Siz durun. Özlem Hanım buyurun, bir şey söyleyecektiniz. Mahkemede gördüğünü söyledin mi? Baba olarak ne yapmış? Heh, bak ne yapmış. Sadece para getirmekte ne yapmış? Babalık ya. Görevlerini yapmış mı? Sadece para getirmekle mi baba olunuyormuş? Daha ne yapacaktın sen, kızım? Siz hanım karışmayın olarak, baba kız arasındaki mevzu. Bir saniye, daha ne yapacaktım kızım? Olarak. Dünyaları mı yıkacaktım senin ayağının altına? Doğru, daha ne yapacaktın ya. Kızım? Öyle bir şey yok. Beni bir kere dinledin mi? Niye dinlemedin? Mehmet'le ben karakolluk olduğu zaman benim yanımda oldun mu? Niye karakolluk Kadir dövdüğü oldun? Zaman yanımda oldun mu? Mehmet seni niye dövdü? Niye bunlara şahit oldun da? Mehmet'le neden karakolluk oldunuz? Mehmet'i şikayet ettiğin zaman benim yanımda oldun mu? Peki hani Mehmet seni dövmemişti. Mehmet'le onlara hani inkar etmişti. Siz yani o sırada yokmuşsunuz. Sonra itti etmedi, çocuğun üzerine yeminler ettin. Baban niye senin yanında olmuyor? Şu WhatsApp dokümanları tamam, bir açsak beni dokusak. Dövmedi. Kadir seni ilgilendirmiyor. Sen bir susar mısın? Babamla konuşuyorum ben. Baba da demeyeceğim aslında. Altan Bey'le konuşuyorum ya ben şu an. Bir ya, dakika. Altan Bey yaşasın. Mehmet beni üstüne ya, yürüdüğü zaman. Evet şeyi. Altan Bey sen çünkü Kadir'le Mehmet sana baba der. Ben baba demem sana. Onların yanında olduğu için ben baba demem. Onlar desinler. Sen onların babasısın. Sen edepsizsin. Aynen öyle diyor. Zaten öyle. Kim derse, kim senin yanında olursa onlar desinler baba. Benim yanında evet, olmanın için ben baba demeyeceğim. Bizim, bizim babamız. Benim çünkü yanında dürüst. Ol o zaman derim ben dürüst. Sana baba. Lütfen Kadir'in babasını bağlayın. Hırsızlığa gönderen Kadir, bir annesi yok. Hırsızlığa bir gönderen bir kadın Kadir yok. Bir dakika. Kadir bir dakika. Tamam. Esra abla Kadir'in saniye, babası Kadir. Yanınızda zaten. Altan Bey onun babası. Evet, sen babamız. Kadir'in babasını tanıyor musun Özlem? Görmüştür herhalde. Tabii ki de tanıyor. Ben evet tanıyorum onu soruyorum. Esra abla. Gördüm. İyi insanlar mıdır? Onlar oğullarıyla ilgili tanıştım. Ne yorum yapar? Vallahi Esra abla ben bana beni dövdüğü zaman, bana şiddet uyguladığı zaman, bana küfür ettiği zaman ben gittim hep ailesine bunu söyledim. Annesi babası ben dedi ilgilenmiyorum dedi. Kadir dedi ne hali varsa dedi görsün dedi. Peki. Ne demek ne hali varsa görsün? Peki. Anne babasıyla görüşmüyor mu Kadir? Yok biz Las Vegas Ligor karşısında oturuyoruz. Anne zaten üvey anne zaten Esra abla. Babası da pek umursamıyor. Umursamıyor yani o anlamda aile ilişkileri zayıf. 80 yaşında adam neyi mi umursulacak? Evet zayıf Esra abla. Zayıf. Sen bu ilişkiyi bir an önce bitirmek istiyorsun değil mi? Bitsin. Bir an önce bitsin. Bitsin. Ben de istiyorum zaten. Evet Esra abla. Tamam. Hatta evet. Çok güzel çizim. Peki. Bir an önce düşmesini istiyorum. Kadir buraya gelirken ama seninle barışmak için gelmişti. Ben buraya barışmak için geldim. Sırf... Yok Esra abla o televizyona şey olmak için çıkmış.
Gösteriş yapmak için çıkmış. Ben Özlem'i çok... Beni sevseydi, benimle buluşmak isteseydi... He. ...bana bunları hiç yapmazdı Esra abla. Şu cümleleri peki kurmuş ekip arkadaşlarıma. Peki sen yanına soktun arkadaşlarıma. Mu? Uzaklaştırma Özlem'i alıp... Özlem'i çok polisi... seviyorum. Onunla barışmak istiyorum, yuvamı kurtarmak istiyorum demiş. Sen uzaklaştırma alırken... Evet Esra abla, dediler. Hayır, bunu Kadir söylemiş buraya gelirken. Ya Kadir de söz. Esra Hanım ne olur benim evet, yuvamı tamam, kurtarsın biliyorum. Demiş. Ortada bir yuva var mı kurtarılacak? Bence kalmamış. Hayır Esra abla, ortada yuva falan yok. Sana mutluluklar diliyorum Özlem. Gelinlikle sana hediyem olsun, tamam mı? Sen zaten 5 aylıksınız. Annen de sen de bunu... sana hediyem olsun Kadir. Tamam, tamam oh. Ama ne oldu? Annenin dediğine geldik. Ya lütfen. Yo. Sen Mehmet'in kumasısın nüfus şey. Ha hiç vallahi nüfus kayıtlarında kimin kocası olduğu belli. Sakın bunu yapmayın. Ben geçmiyorum. Hayatınıza giren kadınların bu kadar ahlak ve namus bekçisi oluyorsanız o zaman ona ben, göre ahlaklı ben, ve ben, değer yargılı davranacaksınız. Esra Hanım, sen boşandın mı? Gidip araştır. Bir nüfus dairesine gitmenize bakar kayıtlara bakmak için. Öyle olmuyor bir işte. Avukata sormanıza öyle olmuyor. Bakar. Öyle ben olacak. Onun her şeyini bana anlattı. Ben öyle kabul olacak. Ettim ama her şey yalanmış. Peki. Her şey yalanmış. Altay Bey siz buraya Kadir'in kızınızla barışmasını desteklemek için mi geldiniz? Ya ben hem desteklemek için geldim ama o istemiyorsa bunun hiç faydası yok ama çocuğunu kurtarmak için geliyorum. Ya ben daha kurtarmıyorum. Altay Bey bir soru daha soracağım. Ben çocuk oğlum size. Senin. Çocuk ben senin. Daha... Ya çocuk benim mi? Çocuk bana senin. Ne diyordu? Mehmet'in diyordu. Esra o çocuk Allah. Efendim o çocuk hocam. Nüfusu peki, düşecek. Doğru esinleme yurduna. Zamanında niye dövmüş peki beni? Madem seviyordu. Tamam. Niye bana şiddet uyguladı? Niye hakaret etti? Niye mi? Karısını seven annesine de saygısı niye olur. Mi? Sana saygısı niye olur. Niye mi? Kusura ulan. Çocuğuna da saygısı Allah'tan olur. Allah'tan kork be. Sen annene saygın olsaydı kumarhane işe başlayıp beni oraya çağırıp. Annen evde ambulansı hastaneye kaldırdım da ben gittim ben. Bir de utanmadan dedi ki... Altay Bey bir soru daha soracağım. Altay Bey, buyurun. Kadir sizi arayıp... Babacığım... Ben kızınızla barışmak istiyorum. Esra Erol'a gidiyorum. Benim yanımda durun, benim yanımda gelin. Kendimi güçlü hissedeyim diye sizi mi çağırdı? Ya biz karakola falan gittik. Karakolda dediler ki... Yani sen duracak mısın onun yanında? Ya ben... Anlattıkları o bana anlattığı her şeyi. Hayır buraya gelirken. Ha buraya gelirken evet. Ben ya istedim gelip ona şey destek olmak için yani. Siz mi teklif ettiniz? Siz abla bizim bile haberimiz yoktu. Babalık davası olduğu zaman bile bizim haberimiz oldu. Nasıl yoktu haberin kızım? Esra çıkacağım diye. Altay Bey kızınıza 2 dakika önce damadını hakaret etti. Damadı savunmaya devam edecek misiniz? Esra'ya çıkarsa. Biz bizi bilmiyorsun. Hadi buyurun. Altay Bey bakın, benim kızıma hakaret edemezsin deyin yanınızda oturan kişiye. Ya, ama haklı yanınızda... yönleri var Hülya Hanım. Hayır ha. Sizin kızınıza çok yani bir bayana hayır, söylenmeyecek bir ifadeyi kullandı. Bakın. Siz bunu takip ediyor musunuz şey baba demedik. Olarak? Benim kızıma tamam, bu, ben benim yanımda. Biz öyle bir şey demedik Kadir'i. Bizim sizden. Sen neden oynuyorsun? Annen dışarıda senin adına. Neden, Bey, neden, neden? Kadir neden, Bey, Kadir Bey. Altay Bey. Allah seni yok etsin, Allah seni kahretsin i̇lk Kadir. Biz sizi, öyle bir şey demedik sizi ya. Sizi tanıdığım ilk günden beri Özlem teşekkür ederim. Kızınızın size o fotoğrafı gönderdiği andan beri... ...kızınızın yanında olmanız gerekirken... ...hala Kadir'in yanında olmanızı aklımız, vicdanımız kabul etmiyor. Peki yanlısı yapıyorsan üstüne bırakıyorsan. Peki. Teşekkür ederim. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için. Özlem de gelmek isterse bekleriz kendisini. Sessizlik veda ediyorum. Sevgili seyirciler, kendinize iyi bakın. Yeni bir haftada yine sizlerle beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.